Sayın Oda Başkanım, değerli kurul üyelerim, siz saygıdeğer meslektaşlarım, şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün sizler için düzenlemiş olduğumuz seminerimize, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçişle ilgili seminerimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün 10 Kasım bildiğiniz gibi. Binbir zorluklarla Taksim Meydanı'nda değerli meslektaşlarımızla birlikte bugünkü görevimizi yerine getirdik. Ben gündemdeki konulara geçmeden önce izninizle Mustafa Kemal'in gençliğe hitap ettiği birkaç sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir. Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil. Yorulduğunuz zaman da durmadan yürümek. Yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim tebessümlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Evet, bugün burada özellikle kadın meslektaşlarımız da burada bir toplantı yapabiliyorsak bunu Mustafa Kemal'e borçluyuz. Seni unutturmak isteyenlere karşı tek bir cevabımız var. Seni asla unutmayacağız. Bu alkış çok zayıf arkadaşlar, çok zayıf.
Sevgili arkadaşlarım, eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi her ay büyük bir toplantı yapıyoruz. Aynı zamanda da TESMER İstanbul Şubemiz eğitim birimlerimizde güncel mevzuatımızla ilgili konularda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle yeni çıkan borçlar kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, dış ticaret, bugün olduğu gibi muhasebe standartları, dönem sonu işlemleri ve benzer eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Odamızın web sayfasında bir e-enstitü var sevgili arkadaşlar. İzleyen var mı e-enstitüyü? Bu kadar mı? Peki izleyen arkadaşlar içinde neler olduğunu bilen var mı? Hangi konular var? Dönem sonu var. Denetim var. Kar dağıtımı var. Transfer fiyatlandırması var. Mali analiz var. Sevgili arkadaşlar, artık günümüzde eğitim zor bir şey olduğunu biliyoruz. Ama bu eğitim modeli, animasyonlu dediğimiz, sizleri sıkmadan bir eğitim modeli. Biz ismi olarak bu tip eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama asıl önemlisi önümüzdeki süreçte özellikle standartlar konusu, benzeri konularda ki şunu hepimiz çok iyi bilmemiz lazım. Dünyanın en büyük meslek odalarının birinde üyesiniz. Şu anda 32 bin üyemiz var sevgili arkadaşlarım. Hele İstanbul gibi büyük bir metropolde 32 bin arkadaşımızı aynı anda eğitmemiz söz konusu değil. Bu nedenle e-enstitüyü daha da zenginleştireceğiz. Geçmişte SM'den SMM'ye geçişte yaptığımız gibi sanal sınıflarla, videolu eğitimlerle bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz ve sizlere eğitim sürecinde katkı vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, biraz izninizle sizin de yakından takip ettiğiniz ve katıldığınız eğitim çalışmalarımız ne olacak konusu var. Tabii çok enteresan bir süreç yaşanıyor. Bu salonlarda bildiğiniz gibi Sayın Ünal Tekinalp hocamızla birkaç defa bir araya geldik. O hep endişe duyuyordu. Son anda zaman belirleyeceği diye bir kavram vardı hocanın. Bu kanunun önemli kolonların yıkılması konusunda ciddi endişeleri vardı. Ve hakikaten o zaman belirleyiciler son anda iş dünyası hapise girecek diye bazı hocalar da destek vererek hiçbir yerde eleştirisi olmayan bağımsız denetim ayağını, en önemli kolonunu geçici bir süre yıktılar biliyorsunuz. Ben geçici süre diyorum. Çünkü mutlaka ve mutlaka Türkiye'de tüm finansal tablolar denetlenmek zorunda. Bugün bu finansal tabloların standartlar boyutunda ki biraz sonra ifade edeceğim bazı tereddütler hususlar var. Bunları sizlere aydınlatmaya çalışacağız. Tabii yine birçok yerde ifade etmeye çalıştık. Üzülerek izlediğim bir tablo var. Bir kurum oluşturdular Türkiye'de. Bu kurumu İstanbul Maliye Odası'nın dışında açıkça yüretici eleştiren kimse yok. Evet, Enron skandalından sonra dünyada denetim işini yapanların meslek örgütünün dışında bir kurum tarafından denetlenmesi olgusu birçok ülkede oluşmaya başladı. Bu açıdan baktığımız zaman bizde de böyle bir kurumun oluşumu son derece doğaldır. Ama dünya uygulamalarına baktığımız zaman
birçok ülkede olmayan yetkilerle donatılmış bir kurum oluştu sevgili arkadaşlar. Ne yapıyor bu kurum? Muhasebe standartlarını belirleyecek, denetim standartlarını belirleyecek, denetçinin kim olacağını belirleyecek, denetçiyi gözetleyecek, sınav yapacak, eğitim yapacak, etik kuralları belirleyecek, disiplin cezaları verecek. Yani hem yasama, hem yürütme, hem yargı görevini üstlenecek. Adama sorarlar. Peki bunca şeyi sen yapıyorsun. Seni kim gözetleyecek, kim denetleyecek? Bizim iddiamız burada, hocaların burada. Çıksınlar aksini söylesinler. Söylediğim her sözcüğün, her satırın uluslararası arenadaki yerinin dostları olduğunu herkes biliyor. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, bu kurum oluşalı yaklaşık bir yıl oldu. Ve bir yıldan beri Türkiye'de bu kadar kaos yaratan bir kurum yok. Kaos sevgili arkadaşlar. Finansal tabloların durumu belli değil. Biraz sonra bu konuya değinecek değerli konuşmacılar. Kimler denetime tabi olacak? O kadar yetkiler verildi ki denetime hangi firmalar girecek, hangi ölçekte girecek bu kurumun yetkisi altında. Kimler denetçi olacak? Yani siz tüm dünyada olduğu gibi bir meslek ruhsatınız var. Veya şöyle söyleyeyim. Bir üniversiteyi bitiriyorsunuz. Aradan zaman geçiyor. Diyorlar ki senin bu üniversitenin aldığın diploma geçerli değil. Tekrar sınava gireceksin. Eğitimi ben yaparım diyor. Her yerde söylüyorum. Bugün eğitimde ciddi bir yol alıyorsak, özellikle denetim sürecinde ciddi yol alıyorsak, bunu açıkça ifade edeyim. Burada en büyük katkıyı uluslararası firmalardan aldığımızı belirtmek istiyorum. Burada da temsilci arkadaşlarımız var. İddiamız şu, bugün TÜRMOB'un vermiş olduğu denetim eğitimlerini şu anda hiçbir üniversitenin vermesi söz konusu değil sevgili arkadaşlarım. Neden derseniz, uygulamada anlatmış olduğumuz denetim eğitimi 2,5 yıllık, özellikle bu firmaların başta başkanlar olmak üzere sorumlu müdürleri, birçok arkadaşım katılımıyla ciddi bir uygulama örneği çıkartıldı. Biz bunu sizlere vermeye çalıştık. Ve arkasından biz bu eğitimleri 1 lira para almazken ne olduğu belli olmayan onlarca üniversite bir tarafa bırakılmış, falanca üniversitede 5000 TL'ye bu eğitimler verilmeye çalışıldı. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi sevgili arkadaşlar? Kıyamet koptu, geri çektiler ve çekecekler. Ve buradaki eğitimdeki tek olgu bu tip kurumlar standartlarını belirleyebilir. Ama eğitimi yapmak işi meslek odalarımızın görevi olduğunu inanıyorum. Şimdi ortada bir taslak var. Bağımsız denetim süreciyle ilgili bir sürü işte şu olacak, bu olacak şeklinde bilgiler geliyor. Ama ben bir kez daha izninizle bu alandaki kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere böyle bir kurum kendini meslek örgütünün yerine koyarak meslek odaların görevini üstlenmemesi gerekiyor. Ve bu amaçla da tüm dünyada olduğu gibi gözetim kurumları meslek örgütleri ciddi bir diyalog içerisinde işini sürdürüyorlar ve mutlaka bu kurumda TÜRMOB'la işbirliği yapmak zorundadır. Açıkça söylüyorum sevgili arkadaşlarım. 90 bin kişilik bir camiayı yok sayarak bir kurum asla başarılı olması söz konusu değildir. İkincisi, bu kurumun asli görevi olan, baştan ifade ettiğim gibi, denetçiyi belirlemek değildir. Asli görevi gözetlemektir. Denetim sürecinin kaliteli yapılıp yapılmadığını kontrol etmek bu kurumun görevidir. Bu anlamda kesinlikle sınav olgusuna katılmadığımızı,
sınavın asla olmaması gerekli olduğunu inanıyoruz. Sınav bir elemedir. Denetim herkesin hakkı olduğunu inanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ama bu şu anlamada gelmiyor. 90 bin kişi aynı anda denetim yapacak diye bir olgu da söz konusu değil. Sen oturursun, bu denetim sürecindeki bu işin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edersin. Ve TÜRMOB'un eğitimlerini mutlaka akredite etmek zorundadır. Adama sonra günü geldiği zaman sorarlar. Sen bunu başka bir yere ücret karşılığı yapmaya kalkarsan, bu meslek örgütünün yaptığı eğitimin karşılığında 1 lira para almadan bu işi yaptığı zaman sorarlar. Kime kıyak çekiyorsun diye bunu mutlaka sorarlar sevgili arkadaşlarım. Ama bu süreçle ilgili en önemli kırmızı çizgimiz bir tanesi şudur. Hiçbir kesime ayrıcalık tanımamalıdır. Anlamı şudur. Biz hiçbir yerde yeminli mali müşavirler muhasebeyi bilmez, bağımsız denetim yapmasın demedik sevgili arkadaşlarım. Ama yasamızın 2. maddesi bildiğiniz gibi denetim olgusunu açıkça ifade etmiş. SMM'ler ve YMM'ler yapar demiş. Tek ilave fark olaraktan Maliye Bakanlığı'nın bir alt birimi itibariyle tam tasdik olgusunu yeminli mali müşavirlere vermiş. Ama tam tasdik denetim olgusu serbest muhasebeci mali müşavirin hakkı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani kısaca sevgili arkadaşlar, bir, üye olan herkesin bağımsız denetim hakkıdır. 2, hiçbir kesime ayrıcalık sağlanmamalıdır. Bu iki konuda atacakları adım karşısında şu gücü sizden aldığımızı biliyoruz. Sonuna kadar mücadele sürdüreceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu mücadele var mısın sevgili arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2. düzenlemeleri sürdürüyor. Yine el altından bir takım ilişkiler sürdürülmeye çalışıldı. Biliyorsunuz bir tebliğ yayınlandı. Birleşmelerle ilgili. Bu birleşmelerde olması gereken oldu. Ne oldu? Serbest muhasebeci mali müşavirler de eklendi. 2 gün önce Kıbrıs'taydık. Ankara odamızın sempozyumu vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, değil mi Volkancı? İsmail Yücel üstadımız vardı. Çok önemli bir müjde verdi orada. Uygulamayla ilgili bir tebliğ düzenlendiğini, özellikle işlem denetçiliğini son derece inandıklarını, ama son dakikada biliyorsunuz parlamentoda işlem denetçini çıkardılar. Ama birleşme olayında bir anda işlem denetçiliği geldi bildiğiniz gibi. Ama asıl güzel müjdesi şu, tüm diğer uygulamalarda da buna benzer meslek mensuplarına ciddi görevler verilecek rapor düzenleme konusunda. Bu bizim açımızdan son derece olumlu bir gelişmedir. Ve yine bir söz aldım. Aralık ayında muhtemelen İstanbul'da da İş Ticaret Genel Müdürü ve ekibiyle birlikte bir eğitim yapacağız. Orada da size çok önemli bilgileri sunacaklardır. Tabii bugünkü toplantı sevgili arkadaşlar özel bir toplantı. Birkaç kez yaptık ama böylesine kapsamlı bağımlı çalışan arkadaşlarımızdan çok önemli talep geldi. Haklı olaraktan. Hafta içi gelemiyoruz. Hafta sonu bunu düzenleyelim diye. Ve tabii ki buradaki hazurun bağımlı çalışan arkadaşlarımız olduğu için biraz bağımlılar üzerine size bilgi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, odamız kurulduğu günden bu yana biz tüm üyelerimize eşit mesafede yaklaştık. Yani yasada her ne kadar
bu ayrım olsa da biz hizmet anlayışı yönünden tüm bağımlı arkadaşlarımızı hiç ayrı tutmadık bildiğiniz gibi. Ve ilk defa bir bağımlı çalışanlar komitesi oluşturduk. Ve yıllardır İstanbul Odası'nda bu komite çok ciddi çalışmalar yaptı. Şimdi bakın bugüne kadar neler yapılmış? İmza yetkisi kullanımı sağlanmış, kaşe kullanılmış, vergi defasını imzalama durumu olmuş, staj yer çalıştırırken sıkıntıları olmuş, bunlar aşılmış. E-beyanname gönderme yetkisi verilmiş, yine e-bildirge gönderme yetkisi verilmiş. Eğer o firmada bir bağımlı çalışan arkadaşımız varsa ücrette yüzde indirim hakkı sağlanmış. Ve yanlarında bir tek kişi staj yaparken iş yerlerinde bu sınırlamalar ortadan kaldırılmış. Yine bunun yanı sıra odamız çalışmalarında tüm eğitimlerde bağımlı çalışanlarla birlikte olmuşuz. Hem mevzuat eğitimleri hem bilgisayar eğitimleri. Bağımlı çalışan arkadaşlarımızdan birkaç tane sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Ben İSMU Başkanı olarak nasıl biraz önce ruhsatımız her şeyse bu ruhsatı alanların yeniden bir sınava tabi tutulmasının doğru olmadığını çiziyorsam, bağımlı çalışan bir arkadaşımız serbest çalışmadığı takdirde ünvanı iş yerinde kullanması yasamıza göre uygun değildir arkadaşlar. Ben İSMU Başkanı olarak ve bu konudaki özellikle çalışma komisyonu arkadaşlarımız, oda kurullarımızın inancı şudur. İş yerlerinde meslek mühendisi aldıkları bu ünvanı kullanması gerekli olduğunu inanıyor sevgili arkadaşlarım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sınava giriyorsunuz, ruhsat alıyorsunuz. Serbest muhasebe manevi ruhsat alıyorsunuz. Serbest çalışmadığınız iş yerinizde bu ünvanı kullanamıyorsunuz. Bunu ilk yasal düzenlemede mutlaka düzelteceğini belirtmek istiyorum. Yine ücrette sıkıntılarınız var. Özellikle bağımlı çalışan arkadaşlarımızın. Birçok sektörde olduğu gibi bu konuda da bir çalışmamız sürüyor. En azından asgari bir ücret sözleşmesi yapmanızla ilgili bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu iki tane temel konu zannediyorum en önemli ihtiyaçlarınızın başında geliyor. Ama şöyle bir yaklaşım içerisine girersek olay farklı boyuta girer. Ben hem bir iş yerinde çalışayım hem de serbest çalışanların tüm hak ve yetkili kullanım derseniz bu mesleğin oluşum yapısına da aykırı olduğunu herkesin görmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü eğitim gerçekten önemli. Özellikle kafalar karışık, bilgi kirliliği var. Biliyorsunuz yine son dakikada yapılan düzenleme ile muhasebe standartına göre tutulacak defter ve kayıtlar. Bu çıkartıldı. VUK'a göre tutulacak. Ama bu finansal tablolar TMS'ye göre düzenlenecek mi, düzenlenmeyecek mi, kimler düzenleyecek, ne zaman düzenleyecek? Yine sevgili Volkan Hocam da içinde biliyor, bir hesap planı çalışması var. Son tango nedir? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Umut ediyorum bu konuda süratle yanıt verilmesi lazım. Çok enteresandır. Hani biraz önce dedim ya, bir yıldan beri kaos üreten bir kurum var. Bunların birçoğunda bu kurum açıklaması gerekiyor. Yıl sonu gelmiş, herkesin ne yapacağı konusunda ciddi kafalar karışık. Umut ederim son dakikada bir gol atılarak piyasaları felç etmezler. Böyle bir yanlışlık olacağını ihtimali vermiyorum. Tahminen şu olacaktır. Bir kademeli geçiş var bildiğiniz gibi bağımsız denetim sürecinde. Muhtemelen de
denetim sürecine dahil olanlarla başlanacaktır. Dolayısıyla tüm piyasayı katmaları bence söz konusu değil. Doğrusu da böyle olması gerekiyor. Ben bugünkü eğitime, ki bu hafta ikinci birlikteyiz değil mi değerli arkadaşlar? Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir cumartesi gününde zaman ayırmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar bu anlamlı 10 Kasım'ımızı kutlayarak sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanımızı bırakmıyoruz. Birazcık kendilerine ihtiyacımız var. Öncelikle sizler adına başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan bir öğrencilerimize eğitime katkı anlamında Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışta bulunduk. Sayın Başkanımızı plaketleri takdim etmek üzere alıkoyduk. Plaketlerini almak üzere seminerimizin moderatörlüğünü yapacak Sayın Doçent Doktor Volkan Demir hocamızı davet ediyorum. Özür. Evet. Yine plaketlerini almak üzere Sayın Ali Çiçekli mali müşavir arkadaşımızı davet ediyorum. Kısa bir düzeltme de yapmak istiyorum. Bağışımızı LÖSEV Vakfı'na yapmış arkadaşlarımız. Bu anlamda bu düzeltmeyi de yapmak istedim. Evet, plaketlerini almak üzere sayın konuşmacımız Aslı Gedik mali müşavir. Sevgili arkadaşlar, aranızdan erken ayrılacağım. Bir arkadaşımızı kaybettik. Mali Müşavirler Muhasebe Derneği Genel Merkez Genel Sekreterliği yapmış Edip Düz arkadaşımız aramızdan erken ayrıldı. Kendisine, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu anlamda erken ayrılmamdan da özür diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim, iyi günler diliyorum. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Gerek plaketten çok anlamlı LÖSEV adına adımıza bağışta bulunulmuş hepimizin adına. İkincisi de ben de 10 Kasım'ı ve atamızı saygıyla, şükranla, minnetle anıyorum. Üçüncüsü yine benim de tanıdığım meslektaşımızı Edip Bey'i kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi TFS ile ilgili sizlere bazı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Ben panel başkanı değilim. Bugünkü oturum değişik bir oturum. Moderatörlük sistemi kullanacağız bugün. Farkını anlatayım. Panel başkanı paneli yönetendir. Moderatör panele katılan aynı zamanda yönetendir. Yani kişileri daha etkin kullanmak için bu sisteme geçtik. Dolayısıyla hani konuşurken panel başkanına bakın kaçak gizli tebliğ veriyor demeyin. Moderatör konuşur. Bilginiz olsun. Değil mi? İkincisi, dün gece geldim ben de Sayın Başkan gibi, KKTC'deydik, bir sempozyumdaydık. 7.'ydi yanılmıyorsam Ankara Mali Müşavir Odası'nın.
Sempozyum güzel geçti. Akademisyenler, kamunun bürokratları, düzenleyici otoriteler vardı. Ve aşağı yukarı resim çizildi. Yani resmen çizilmese de gayri resmi olarak resim çizildi. Bilginiz olsun, resmi biz çizmedik. Yani resmi çizmişlerdi. Bize resmi gösterdiler aşağı yukarı. Kendi adıma bu resimden çok mutlu değilim. Çünkü yeni Türk Ticaret Kanunu'nun özü bozuldu. Sizin hepiniz tarafsınız. Bir şirkette çalışıyorsunuz. Şirketinizin, patronların menfaatini korumak durumundasınız. Ben bir öğretim üyesi olarak, devlet üniversitesinin öğretim üyesi olarak maalesef yeni TTK'nın değişikliğinden çok mutlu değilim. Çünkü bunun ceremesini 2020 yılındaki krizlerle, Allah korusun, hep beraber çekmek istemiyoruz, öyle değil mi? Şirketlerin içinin boşaltılmasını da istemiyoruz. Ama Allah'tan ekonomi yönetimi ve ekonomik koordinasyon kurulu özellikle piyasa hassasiyetleri konusunda ciddi duyarlı. Dolayısıyla Sayın Başkan'a katılıyorum. Piyasanın hassasiyetlerini allak bullak edecek herhangi son dakika kararları beklemiyoruz. Şimdi benim bugünkü konum 3 başlık altında toplanmıştır. Birincisi, yeni TTK ve TFRS'de son yasal durum ne? İkincisi, TFRS 1'e göre ilk geçiş yapılacak mı, nasıl yapılacak? Üçüncüsü de bu ilk geçişteki aşamalar, nasıl yapılacağına ilişkin aşamaları size aktarmaya çalışacağım. Birincisi, TTK ile ilgili yasal düzenleme şu, hepinizin çok iyi takip ettiği gibi. Yeni TTK'da biliyorsunuz 64 ile 88. maddeler arası ticari defterler ve defter tutma ile ilgili hükümleri düzenliyordu. Hala da düzenliyor. Ama bildiğiniz gibi yine 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi yeni Türk Ticaret Kanunu genel hükümler adına. Ama 1 Temmuz'da yürürlüğe girmeden 2 gün önce 30 Haziran'da resmi gazete yayınlanan değişikliklerle yeni TTK'nın yaklaşık 84 maddesi değişti. Bir de bir açıklama yapayım bunlara devam etmeden. Birçok arkadaşımız hani bu not almaya çalışıyor, slaytları nasıl edinebilir? Hiç dert etmeyin. Pazartesi sabahı İSPO'nun sitesine koyarız. Her üç arkadaşımız, üçümüzün de slaytlarını İSPO'nun sitesine koyarız. İstediğiniz şekilde istifade edebilirsiniz. Bu son hallerini de koyarız. Bazı değişiklikler var. Geçen bağımsızlarla ilgili yaptık. Bağımsız çalışanları bu son hallerini de koyarız. Yeni TTK'da yapılan en büyük değişiklik şu. Bizim konularla ilgili. 64. maddede biliyorsunuz defterler TFRS'ye göre tutulur diyordu. Bu 30 Haziran'da yazılan resmi gazetede defterler yasal düzenlemeye göre tutulmaya devam edilir. Yasal düzenlemeden kasıt şu. Kelimeleri seçerek konuşuyoruz. Defterleri siz şu anda VUK'a göre tutmuyorsunuz. Doğru mu? Siz yasala göre tutuyorsunuz. VUK'a göre ya da vergi kanununa göre defter tutuyorum derseniz yanılırsınız. O zaman çıkan karı matra olarak beyannameye koyuyor olmanız lazım. Koyuyor musunuz? Hayır. Biz mali karı nereden buluyoruz? Beyanname üzerinden buluyoruz, öyle değil mi? Bir takım çalışmalar yaparak buluyoruz. Ticari kardan mali kara geçiş, föyü diyorduk eskiden bunlara. Dolayısıyla yasal düzenleme aynen devam edecek. Nedir bu? Sizler şu an defterlerinizi nasıl tutuyorsanız 2013'te de öyle tutmaya devam edeceksiniz. Sayın Başkan bahsettiği hesap planı gelecek mi? Ben de TMSK'dayken bu komisyonun içindeydim. İnternette dolaştı bir takım taslaklar bildiğiniz gibi. Ama emin olun o taslaktan sonra 7-8 kere daha değişiklik yapıldı. Onlar internette dolaşmadı. Gizli oturumlarla toplanıldı. Bu gizli olduğu için değil. Eğer yayınlansaydı, çünkü biliyorum o taslaklara göre birçok şirket veri tabanını değiştirmiş. Şimdi bu insanları yanlış yönlendirmek oluyor. Dolayısıyla size bir temennimi, bir de aldığım son haberi söyleyeyim. Temennim yeni bir hesap planının acilen çıkması. Zaten 64. maddenin değişikliğine ilişkin mecliste yapılan önergenin gerekçesinde Maliye Bakanlığı'nın hesap planı yayınlamasıyla ilişkin yetkilerinin devam ettirilmesi amaçlanıyor. Ama aldığım son bir haberi söyleyeyim. En azından kısa süre içerisinde yeni bir hesap planı yayınlanmasını beklememenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle bir niyet veya şey görmedim açıkçası. Çok mecbur mu? Değil. Bu iki arkadaşımız 10 yılı aşkın süredir, ikisi de 15 yılda yaklaşık eski hesap planına göre UFRS'e, TFRS'e yapıyorlar. Yapılabiliyor ama yeni bir hesap planı beklemenizi tavsiye ederim. İkincisi şu, 88. madde. Finansal tablolar diyor, TFRS'ye göre düzenlenir. 88'e 1, 88'e 2, 88'e 3. Ancak finansal tabloların nasıl düzenleneceğine kamu gözetim kurulu karar verir diyor. Ve eski kan, yani yeni Türk Ticaret Kanunu ilk haliyle son Haziran ayında yapılan değişiklik arasında kelimelerle oynanmış. Mesela ilk halinde diyor ki finansal tablolar TFRS'ye tam uyumlu olmak zorunda diyor.
Son halinde diyor ki uyumlu olmak zorunda, tam olmasa da olur diyor. Başka bir hükümde, üçüncü fıkırda diyor ki finansal tablolar hazırlanırken UFRS, uluslararası standartlar aynen uyulur diyor. Yeni halinde diyor ki uyulur diyor sadece. Dolayısıyla bu ufak nüansların anlamını size söyleyeceğim. Ufak nüanslar karşımıza geçici 1 ve geçici 6. maddede çıkıyor. Nedir onlar? Geçici 6. madde özellikle okuduğunuzda 88. maddeyle taban tabana çelişen bir madde. Kamu Gözetim Kurulu finansal tabloları nasıl düzenleteceğini kendi açıklar diyor Türkçesi. Yani şu yetkisi var. Arkadaşlar TFRS kullanmayın, eskisine göre devam edin deme yetkisi var şu anda. Onu kullanacak mı bilmiyorum ama biraz sonra size bazı bilgiler daha vereceğim onunla ilgili. Bir başka bilgi, bildiğiniz gibi iki tane standart setimiz var. Tam set ve KOBİ TFRS. Hatırlarsınız öyle değil mi? Çünkü bizim şöyle bir avantajımız var. Buradaki Hazır'ın en az 1-2 kere UFRS, TFRS, TTK eğitimleri almış bir Hazır'ın. TTK eğitimi almayan da üzülmesin. Eski TTK'nın da eğitimini almadık çünkü öyle değil mi? Yani yenisini almamak da çok büyük dert değil. Çünkü benim hukukçu bir arkadaşım demişti bana. Yeni TTK çıktı dedim ki benden büyük. Abi okudun mu dedim şeyi. Avukat. TTK ticaret kanunu avukatı. Okumadım dedi. Yürürlüğe girince okuyacağım dedi. Sonra çocuk Temmuz ayında aradı beni. Ben sana söylemiştim dedi. Çünkü ben iki kere okudum. Bir yenisini bir eskisini. O bir kere okudu işi bitirdi. Dolayısıyla aslında tecrübeye güvenmek gerekiyor. Hemen okumamak gerekiyor belki de. Şimdi son bilgi şu. KOBİ TFRS ile ilgili Avrupa Birliği'nde bazı sıkıntılar var. Avrupa Birliği KOBİ TFRS'ye biraz ihtiyatlı yaklaşıyor ve uygulatma yönünde de çok istekli değil. Dolayısıyla bizdeki Kamu Gözetim Kurulu da her ne kadar Türk Ticaret Kanunu içerisinde standartlar sayılırken KOBİ TFRS de bunun bir parçası olarak sayıldıysa da Kamu Gözetim Kurulu'nun Sayın Başkanı'nın ağzından bizzat duyduğum ifadeyle KOBİ standartlarını uygulama niyet ve isteklerinin olmadığını gördük. Yani diyor ki TFRS'yi uygulayacak firmaların hepsi tam set uygulayacak. Biliyorsunuz o tam set içinden de hangi standartları kimlerin uygulayacağını bildirmeye de yetkili. Onunla ilgili de bir gelişme oldu. Onu da biraz sonraki slaytlarımda bahsedeceğim. Şimdi KOBİ diye konuşuyorduk yıllarca. KOBİ tanımı nedir vesaire diye konuşuyorduk. Yeni bir kavramımız oldu. KAİK, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar. KAİK misin değil misin? Kim o KAİK? Bakanlar Kurulu taslağı var. Hayatımda ilk defa Bakanlar Kurulu kararının taslağını gördüm bu arada. Yani onun taslağı olmazdı biliyorsunuz. Kararın taslağı var, internette dolaşıyor. Büyük ihtimal aynı şey çıkacağını söylediler. Aktif toplamı 150 milyon. Yanılmıyorum değil mi rakamlarda? Cirosu 200 milyon. Çalışan sayısı 500 kişiden 3 kriterden ikisini aşan kamu yararını ilgilendiren kuruluştur. Ve bu kuruluşlara kanunda hangi görevler veriliyorsa onları yapmak zorundadır. Kanunda bunlara verilen iki asli görev var. Birincisi bağımsız denetimden yükümlülük daha doğrusu. Bağımsız denetimden geçme yükümlülüğü. İkincisi de internet sitesi edinme ve internet sitesinde bazı bilgileri bulundurma yükümlülüğü. Bildiğiniz gibi TTK'nın ilk halinde bağımsız denetim tüm sermaye şirketlerine zorunluydu. Ve internet sitesi tüm sermaye şirketlerine zorunluydu. Bunlar şeffaflık ilkesi gereğiydi. Ama biz o kadar şeffaf olmadığımızı anladık ve kaldırıldı. Size bir akademisyen olarak şundan bahsedeyim. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde. Bunu bugün kabul edersiniz, yarın kabul edersiniz, belki hiç kabul etmezsiniz, tercih sizin. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde finansal tabloların hazırlanması ve kamuya sunulması şeffaflığa aykırı bir hüküm değildir. Tartışması bile yapılmıyor şu anda. Yani finansal tablolar şeffaf bir şekilde kamuya verilmek zorundadır. Eğer şeffaflık ilkesini benimsediyseniz. Ülke kültürleri farklı olabilir. Bunu da kimse dikkate almıyor. Şeffaf mısın değil misin diye bakıyor. Yarın öbür gün bu düzenlemeler belki karşımıza not artırımlarında çıkabilir diye söylüyorum. Şimdi sorumuz şu. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, çünkü ortalık karıştı birden. Birçok kişiyle konuşuyorum. Ya diyor biz TFRS yapmayacağız. Niye yapmayacaksınız? Çünkü diyor bizim ciro diyor atıyorum 50 milyon lira. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi evet, şu anki Bakanlar Kurulu taslağının içerisinde, karar taslağının içerisinde bağımsız denetimden bahsediyor. TFRS yok. Ama yine dün aldığımız bir habere göre bugünlerde Kamu Gözetim Kurulu'nun bir duyuru yapması bekleniyormuş maalesef. Duyuruda da şunu demesi bekleniyor. 1 Ocak'tan itibaren hani TFRS yapacağız ya sermaye şirketleri olarak. Bunların da diyor şu limitleri aşanların yapmasını zorunlu tutacaklarmış.
Mış diyorum çünkü burası Türkiye. Yarın öbür gün tersi olabilir biliyorsunuz. Kocaman TTK'yı değiştirdiler. Hani yalancı çıkmamak için söylüyorum. Başkasının yalancısı olmayayım diye. Ama niyet bu. Ve bunun için de 3-4 gün içerisinde bir kamu gözetim kurulu bir duyuru yapması planlanıyormuş. Hazır. Türkçesi şu. Evet, bağımsız denetimden bu ciroların üstündekiler geçecek. İlk etapta TFRS'leri de bu ciroların üstündekiler hazırlayacak. Peki bu ciroların altındaysanız, bu rakamların altındaysanız ilk etapta TFRS hazırlama mecburiyetiniz yok. Ama yine kamu gözetim kurulunun verdiği tebliğlerden anladığımız şu, suyun akışı bu tarafa diyor, birkaç sene içerisinde tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetimden geçmesi ve tüm sermaye şirketlerin, hatta tüm tacirin diyor TTK 88. madde, tüm tacirlerin TFRS'ye göre defter düzenli tutması mecbur hale gelebilir. Bir. İkincisi, ilk defa bir bakanlık bu kadar aktif çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok ciddi içlerindeyiz de. Ticaret Bakanlığı. Özellikle İş Ticaret Genel Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür'e de teşekkür ettik. Ve Sayın Genel Müdür çok hassas. Ve bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeni TTK'nın, arkadaşlarımız burada, 210. maddesi var. Ticaret şirketlerini ve paydaşları, ortakları, alacakları korumak için Ticaret Bakanlığı'nın 210. maddeye göre tedbir alma yükümlülüğü var. Yani yarın öbür gün şunu görebilirsiniz. Belki bu limitlerin üstünde altında kalacaksınız ama Ticaret Bakanlığı derse ki en azından şunlar imza atacak derse, ki öyle de bir şey var. Bakanlar Kurulu taslağının değişmesi bekleniyor. Yani bunun bir limite bağlanması. Evet, bu limitler üstündeki şirketler denetime tabi TFRS'e uygulanacak ama TFRS ile ilgili ayrı duyuru gelecek. Ama kısa sürede bunun aşağı kadar indirileceğine dair bir ibare konması isteniyor. Bu da son gelişmelerden bir tanesidir. İki, geçen pazar diyorum bilerek çünkü öyle bir meslek haline geldi ki 3 gün tatile gidiyorsunuz, geri geldiğinizde sanki başka yeni mesleğe yeniden başlıyor gibi oluyorsunuz. Her gün bir şey değişiyor. Her gün bir şey değişiyor ve birbirimizle de konuşurken kırıcı oluyoruz. Hala sen bunu okumadın mı diyoruz mesela. Hala okumamış olabilir insanlar. Bu kadar değişen meslek yok. Avrupa Birliği de değişiyor. Ve dolayısıyla geçen pazar çıkan bir yönetmelik var. Bilim Teknoloji Bakanlığı tarafından çıktı. Bu yönetmeliği önemsiyorum çünkü biliyorsunuz yeni TTK'ya göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da bir yönetmelik çıkarması gerekiyor. KOBİ tanımı yönetmeliği, hatırlıyor musunuz? İkinci düzenlemelerden. Şimdi yönetmelik şunu söylüyor. Bir, 10 çalışan ve bilanço, mali bilanço büyüklüğü diyor. Ona ben aktif toplama anlıyorum. Mali bilanço büyüklüğüyle cirosu, net cirosu 1 milyonun altında kalıyorsa ve diyor çalışanla ciro ve mali büyüklüğe mikrosunuz. Bu 10 çalışanla 50 arasındaysa, ciroda 8 milyona kadarsa küçüksünüz. Çalışan sayısı 250 ve ciro veya aktif toplamı 40 milyona kadarsa orta büyüklükte işletmeyseniz. Bu rakamların üstündeyseniz siz büyük işletme sayılıyorsunuz. Büyüksünüz de mesela 50 milyon cirom var, 250'de çalışanım var. Ben büyük işletmeyim ama kayık değilim. Çünkü kayık olmanız için hatırlayın şunları tutturmanız gerekiyor. Yani aslında bir iki gün alacak ne olduğunuzu bulmak. Ciddi söylüyorum, şöyle bakacaksınız, ben neyim acaba diyeceksiniz. Bu kadar zor bir ülke yok. Hatta ya, bunun danışmanlığı bile olabilir. At bana mail ne olduğunu söyleyeyim falan diye de bir danışmanlık türü çıkabilir. Bilginiz olsun. Var mı öyle bir şey sizin? Yok değil mi? İyi fikir değil mi? Yaratıcı oluyoruz bugün. Şimdi son bilgileri tartışmaya devam ediyoruz. Neden bunu önemsedim? Ya diyoruz ki bizim direkt ilişkili olduğumuz bakanlık değil, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Biliyorsunuz biz artık Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın da emrindeyiz, öyle değil mi? Yeni TTK'ya göre. Bunu açacağım. Sayın Genel Müdür'ün söylediği şey şu. Bu rakamları dikkatle dinleyin. Önümüzdeki günlerde İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün sekreteryasını yaptığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak KOBİ büyüklükleri bu rakamlar olacak. Aykırı rakamlar olmayacak. Yani artık Türkiye'de tek KOBİ rakamı geliyor dendi. İkincisi, bir konuda dikkatinizi çekiyorum. En tehlikelilerden bir tanesi yeni TTK'da. Bizler biliyorsunuz denetim deyince yabancı ortağımız yoksa, halka açık değilsek, banka değilsek, öyle değil mi? Kurul kaydında değilsek, denetim deyince maliyeden korkuyorduk, öyle değil mi? Vergi incelemelerinden korkuyorduk. Korkmaya devam edin. Ama bir şeyden daha korkmanız gerekiyor. Korkutmak için de söylemiyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetiminden korkmanız gerekiyor. Çünkü denetimleme ile ilgili ikinci yönetmelik yayınlandı.
kamu olarak ikinci bir kurum çıktı denetimle ilgili ve size istedikleri zaman gelebilirler. Defter, belge ve her türlü bilgiyi isteyebilirler. Bunları ibraat etmemek, yanılmıyorsam Ali Bey destekleyin lütfen, adli para cezası kaldı orada değil mi? Kamuya karşı direngen olmak sayıyor ve adli para cezası, yani sonunda hapse kadar gidebilen para cezasıdır. Ve hatta başka bir şey söyleyeyim, sadece sizin şirketi değil, sizin şirketin mal aldığı, mal sattığı, ilişkide olduğu başka şirketin bilgilerini de isteyebilirler. Dolayısıyla şu an bu bugün olmaz, 2013'te hemen geçilmez, 2014'te belki light olur ama 3-4 sene içerisinde böyle bir denetim türüne de hazır olmanızı tavsiye ederim. TFRS peki hani bu büyüklüğün üstündeki şirketlere mecbur olursa, biz hepimiz TFRS öğreniyorduk öyle değil mi yıllarca? Hiç dert etmeyin. Bugün TFRS öğrenmek meziyet. TFRS ya da UFRS bilene meziyetli gözüyle bakıyorlar öyle değil mi uygulamada? Ama bundan 5 sene sonra TFRS bilmemek mesleki cehalet olacak. Çok açıkçası. Yani TFRS bilmeyen meslek mensubuna KDV'nin genel oranını bilmeyen meslek mensubu muamelesi yapılacak. Çünkü önümüzdeki süreçte dünyanın ve Türkiye'nin gerçeği bu. İki, yıllardır biz bu işlerle ilgileniyoruz. TTK yokken de ilgileniyorduk, TTK varken de ilgileniyoruz. Şunu gördük, TFRS denilen şey ister yasal olarak mecbur olsun, ister mecbur olmasın. Dışarıdan bir ortak geliyorsa, iyi bir kredi almak istiyorsanız veya yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka hazırlamanız gereken bir şeydir. Örnek olarak söyleyeyim, Bursa'ya gittim. Bursa'da halka açık olmayan, grubu bile halka açık olmayan birçok büyük şirket var. Şirketlerin kaç yılından beri UMS, hatta UFRS de demeyeyim, yaptığını biliyor musunuz? 89'dan beri şirketler UMS yapıyorlar. Veri tabanlarını ona göre ayarlamışlar. Söylemek istediğim şu, bizim için, benim için en azından TFRS 1 Ocak'tan sonra geçilip geçilmeyeceği, evet uygulama açısından önemli ama çok önemli bir şey değil. Ben aynı hızda devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü TFRS artık ihtiyaç. Bütün şirketlerin ihtiyacı. İkincisi, hepimiz, çoğumuz bağımlı çalışıyoruz. Benim teorilerimden biri de şudur. TFRS mesleki itibarı artıran bir şeydir. Çok ciddi söylüyorum. Örnek olarak şunu deneyebilirsiniz. Bir nakit akış tablosunu patronun önüne bir yarım sayfa analizle beraber yazıp koyun, size karşı bakışı değişiyor. Çok ciddi söylüyorum, değişiyor. Çünkü bu zamana kadar almadığı, görmediği bilgiler bunlar. Ha bunları başkaları geliyor, sizi atlıyor, yönetim raporu adı altında veya efendime söyleyeyim başka güzel cicili bicili raporlar adı altında ona satıyor ama ona para veriyor, size vermiyor. Dolayısıyla siz tercihi siz yapın, bence TFRS yapın. İkincisi, TFRS deyince bunu eğitimlerde görmüşsünüzdür. 4 tane finansal tablodan bahsediyoruz. Birincisi finansal durum tablosu. İkincisi kar zarar tablosu. Bizim kulakları çıkmasın, Göksel Yücel Hoca buna kar tablosu der. Saygıdeğer hocamız. Çünkü pozitif düşünün diyor. Kar düşünün, kar gelsin. Zarar düşününce zarar da gelir diyor. Hakikaten doğru olur. Kar tablosu. Üçüncüsü öz kaynak değişim tablosu. Dördüncüsü şahsen benim çok dikkate aldığım nakit akış tablosu. Neden dikkate alıyorum? Arkadaşlar ben Tahtakale'de yetiştim. Yani üniversite okurken muhasebe bürolarında çalıştım Tahtakale'de. Ve çok acıdır ki iki tane, bunu bilimsel çalışmaya da haline de getirdim. Şirketlerin iki nedenle battığını gördüm bu zamana kadar. Bir, maliyetlerini bilmemekten. İki, nakit akışlarını bilmemekten. Hatta size bir örnek vereyim. Bir yıllık buzdolabı üretim kapasitesi 300 bin olan şirketin 300 bin kapasiteyi doldurup 3 gün sonra iflas ertelemeye gittiğini biliyorum. Sebebi de şu, biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. İki çekiniz, iki senediniz yazıldığı zaman, bir türbülansa girdiği zaman artık kimse sizi durduramıyor. Çünkü işletme sermayelerimiz çok güçlü değil maalesef. Dolayısıyla nakit akış tablosunu önemseyin. Ama başka önemsediğim bir şey var, dipnot. Neden dipnot? Bakın size bir örnek vereyim. Geçenlerde bir fabrikada, fabrikanın 15 yıllık mali işler müdürüyle beraber üretimi dolaşıyoruz. Ben de meraklıyım, sordum bu ne, o ne diye soruyorum. Üretim müdürü cevap veriyor. Mali işler müdürüne sordum, bu ne dedim. Vallahi de 10 yıldır buraya inmedim ben dedi. İlk defa sizinle iniyorum dedi. Şimdi bu model bitti. Niye bitti? Hiç alınmasın kimse varsa bu modelde. Çünkü dipnot dediğimiz şey finansal tablo dipnotu ama içinde finansal tablo dışında o kadar çok şey var ki işletmeyi tanımayan kimse dolduramaz. Bankalardaki teminatlarınız, yerli, yabancı. Aldığınız ipotekler, aldığınız senetler, aldığınız ipotekler, verdiğiniz ipotekler, kefaletler, teminatlar, dava durumunuz. Bu zamana kadar davaları mesela patronla avukat mı yönetiyordu? Artık Mali İşler Müdürü'nün bilgisi olmak durumunda. Hangi dava, türü, kimlere karşı, lehte mi, aleyhte mi,
Nakit girişi olması muhtemel mi? Nakit çıkışı olması muhtemel mi? Bunların hepsinin mali işlerin içerisinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en son SPK raporlarına lütfen bakın, kamuoyu aydınlatma platformuna gidin. En minimum rapor 40 sayfa. 125 sayfa rapor da var ama. Bilginiz olsun. Dolayısıyla artık hani şöyle şehir efsaneleri vardır. Ya benim tanıdığım birisi var, bilançoya şöyle bakıyor, mali analizi yapıyor diye. Belki kıskandığım için eleştiriyorum ama ben yapamıyorum öyle bir şey. Çünkü 120 sayfanın nesini şöyle bakınca analiz edeceksiniz, çok şaşırıyorum açıkçası. Dolayısıyla finansal tablonun formatı değişti. Bu işe en çok sevinenler bankalar, bilginiz olsun. Çünkü işlerine geldi. Bilanço, bilanço aynı bilanço. Sadece isimlerde bir takım değişiklikler var. Çok iyi biliyorsunuz ki. Yani sınıflandırmalarda değişiklikler var. Bizim hesap planı gelsin diye önerimiz bunun için zaten. Eğer hesap planı gelirse sizin sınıflandırmayla ilgili yapmanız gereken birçok külfette zaten hesap planına muhasebe kayıtlarınızı yaparken o külfetten kurtuluyorsunuz. Sınıflandırmayı otomatik yapmış oluyorsunuz. Önemli olan değerleme haline geliyor. Bazı ifadeleri değişti. Mesela hazır değer yok artık. Nakit ve nakit benzerleri var. Menkul kıymet yok. Finansal varlık var. Stok var yine. Maddi varlık var. Maddi olmayan varlık var. Yatırım amaçlı gayrimenkul var. Maddi varlığın içinde kullanmadığımız yatırım amaçlı duran arsa, arazi, bina varsa bunları yeniden sınıflandıracağız. Yatırım amaçlı gayrimenkulün içine. Canlı varlık var mesela ilk defa. Dönem varlık da olabilir, duran varlık da olabilir. Hani bu zamanında çok müktezalar da çok tartışılmıştı. Canlı varlıklar nereye konacak? Hatta bir mükteza vardı. İki ayaklıysa dönem varlık, dört ayaklıysa duran varlık diyor diye. Çok ciddi söylüyorum. 10 yıl önce bunlar konuşuluyordu. Şimdi ayağına falan bakmayacaksınız. Balıkları nereye koyacaksınız mesela? Balık çiftliğiniz var. Değil mi? Ya da ağaç yetiştiriyorsunuz ya da domates yetiştiriyorsunuz. Biyolojik varlık olarak bakıp bunların bir yıl normal faaliyet dönemi içerisinde dönüp dönmeyeceğine bakacaksınız. Yani sütçülük yapıyorsanız duran varlık. Bunları kesecekseniz dönen varlık gibi göreceksiniz. Yine yükümlülükler. Bu çok önemli. Çünkü yükümlülükleri henüz uluslararası standartlar tam olarak bilançoya alamadı. Örnek vereyim. Araba kiralıyorsunuz. Kiralama şirketlerinden, öyle değil mi? Bu araba kiralama faturalarını her ay gider yazıyorsunuz. Ama bilançoya 36 aylık bir taahhüt veriyorsunuz yanılmıyorsam, değil mi? Ya da 47 aylık, 45 aylık, yani 48'den küçük aylar taahhütler veriyorsunuz. Bilançoya alabiliyor musunuz bunları? İşte bunlar dipnot bilgisidir. Uluslararası standartlar da şu anda çözemediği şeyler var. Dolayısıyla onları da yükümlülüklere aldırmaya çalışıyor. Nasıl aldıracak bilmiyoruz. Karşılıklar çok önemli. Kimlere net yükümlülükleriniz var? Zımni de olabilir, hukuki de olabilir. Veya ne demektir zımni hukuki? Siz davaların bilgisini almaya çalışıyorsunuz hukukçunuzdan. Ama patronunuz gidip bir bakanlık nezdinde bir ihalede öne geçmek için İki tane okul yaptırırım oraya demiş mesela. Zımni bir hükümlüğe girdi. Bunda finansal tabloları almanız gerekiyor. Dolayısıyla bir mali işler müdürünün, eskiden biliyorsunuz CFO'larla muhasebe müdürleri farklılaştırıldı. CFO bizim yapamadığımız işleri yapan kişi oldu. Bence mali işler müdürünün bir an önce kendini yetiştirip CFO olması gerekiyor. Çünkü tüm işletmeye hakim olması gerekiyor. Yani muhasebeden biraz beyannameden kurtulmamız gerekiyor. Naysane benim düşüncem. İki kar zarar tablosu çok değişti. Ne değişti? Artık olağan dışı gelir, olağan dışı gider yok. Kar zarar tablosunun 2+1 bölümü var. Yani toplam 3 bölümü var. Niye 2+1 diyorum? Çünkü 2 bölüm aslında dönem karını belirleyen, dağıtılabilir kara da etki eden bir bölüm. Sürdürülen faaliyetlerden karlar, durdurulan faaliyetlerden karlar veya zararlar. 3. bölüm ise sadece bilgi vermek amaçlı. Mesela yeniden değerleme yeniden geliyor TFRS'lerle isterseniz tabii. Yeniden değerleme yaptığınızda yeniden değerleme karını öz kaynağa koyuyorsunuz. Onu o dönemin kapsamlı karının içerisinde, kar zarar tablosunun içerisinde sunmanız gerekiyor, göstermeniz gerekiyor. Ama dağıtılabilir bir kar değil, sadece bilgi amaçlı. Bir başka tablo öz kaynak değişim tablosu. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın, İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün dün yine toplantıda konuştuğumuz bu tablo ile ilgili bazı tasarruflar yapması planlanıyor. Mesela soru şu: biz TFRS'ye geçen bir şirketten, SPK şirketlerinden bazıları bunu yaptı, incelemeye de alındı. Yeniden değerleme yapabilir şirketler, doğru. Yeniden değerlemeyi işletmeden çeken veya sermaye eklemeye çalışanlar var. Bunları nereden göreceğiz diye sor Ticaret Bakanlığı. Bunların görüneceği en güzel yer öz kaynak değişim tablosudur. Sınıflandırmayı doğru yaptırdıktan sonra her yerden görürsünüz. Geçmişte böyle şeyler yaşandı. 3. nakit akış tablosu. Düzenlemenin 2 tane yöntemi var.
Aslında nakit akış tablosunun 3 bölümü var. İşletmenin esas faaliyetlerinden ne nakit akışı geldi gitti? Yatırım faaliyetlerinden hangi nakitler geldi gitti? Finansman faaliyetlerinden hangi nakitler geldi? Genel Türkiye perspektifi işletme faaliyetlerinden nakit akışı eksi, finansman faaliyetlerinden nakit akışı artıdır. Yani işletmeler dönemiyor, bankalar olmasa biliyorsunuz. İşletme sermaye sıkıntımız var. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı da 2 bölümde düzenlenir. Direkt yöntem, 2 şekilde düzenlenir daha doğrusu. Direkt yöntem, endirekt yöntem. Direkt yöntem şu, patronunuzun ECI ajandası varsa elinizde düzenleyebilirsiniz. Yani girenleri çıkanları tek tek sayabiliyorsanız direkt yöntem. Ama o ajanda yok diyorsanız muhasebe sistemiyle bu finansal tabloları yapacaksınız. Benim en çok sevdiğim yöntemdir. Kar zarardan alıp düzelte düzelte iki dönemi karşılaştıra karşılaştıra koyacağız. Bunun ismi de endirekt yöntem. Nakit akış tablosunu karıştırmayın. 92 yılında yapılan hesap planıyla gelen bir nakit akış tablosu vardı, hatırladınız mı? Bununla onun bir alakası yok. O nakit bütçesinden çeviri bir şeydi, saçma sapan bir şeydi. Zaten tutmadı. Bu nakit akış tablosu hem düzenlenmesi hem de düzenlenmesinin anlamı itibariyle daha faydalı ve işletmeler için daha görülmesi gereken bir tablo. Dipnotlar, bunun dışında bütün dipnotları görebilirsiniz. Geldik ilk geçiş. Şimdi TFRS'ye geçmek ne demektir? Zaman zaman bizler de söyledik, başka yerlerden de duymuşsunuzdur. Bir finansal tablonun TFRS'ye uyumlu olması için tüm standartlara ve kavramsal çerçeve uyumlu olması gerekiyor. Nedir o kavramsal çerçeve? Bu kavramsal çerçeveye TTK'nın 515. maddesinde de atıfta bulunulmuş. Birincisi şu, finansal tablolar karşılaştırabilir olacak. Yani benim önüme TFRS'ye uygun bir finansal tablodur diyorsanız, bu cümleyi kullanmak zorundasınız onu yaptıysanız, finansal tabloların karşılaştırılması olması gerekiyor. Nedir o? Biraz sonra söyleyeceğim. En az iki dönem tüm saydığım finansal tabloların yan yana koyulması gerekiyor. Artı dipnot bilgilerinin de karşılaştırılması olması gerekiyor. Muhasebe politikasında değişiklik yoksa o aynı olabilir. Yani ilk geçişte de şu demek, ilk geçiş bir bilançoyu düzeltip geçmek demektir. Nedir o? 2003 tecrübesi var herkeste, enflasyon muhasebesi tecrübesi, öyle değil mi? Ne yaptık biz 2003'te? Bir bilanço çıkardık, T ile ifade edeyim, öyle değil mi? O bilançonun aktifini, pasifini bir takım kas sayılarla düzelttik. Şimdi o kas sayılar yerine TFRS'lerdeki standartlar var. O düzeltmeleri artı eksi bir çöp torbası verdi bize, hesap planı, öyle değil mi? Enflasyon muhasebesine geçiş karı zarar diye. Oraya dengeledik. Bir kar zararı atma durumu oldu mu? Aranızda atan var mı? Çok ses gelmedi, inşallah yoktu. Ama zaman aşımına girdi, değil mi? Ama 2004'te ne yaptık? Yine aynı şeyi yaptık. Ama bu sefer artı eksi farkları nereye gönderdik? Kar zarara gönderdik. Doğru mudur? Dolayısıyla aynı şekilde TFRS'ye ilk geçişteki bilançoyu düzenlerken de ilk geçişteki tüm artı eksi farklar dağıtılmamış karların içerisinde, yani geçmiş yıl karların içerisinde verilecek bir hesapta balanslanacak, tutulacak. Ondan sonra kar zarara aktarılacak. Peki TFRS'ye geçiş nedir? Bu da çok tartışılıyor. Şimdi TFRS'ye geçiş 3 tane yöntem şey var, öneri var. TFRS'ye geçiş aslında 1 Ocak'tan itibaren TFRS'ye geçecek şirketler için en doğrusu ikinci satırdır. Yani şirketin 2003 sonunda 2003 full set finansal tablolarını hazırlaması, 2012'yi de hazırlayıp karşılaştırması, bunu yapması için de 2011 sonunda veya 1 Ocak 2012 başındaki bilançoyu da, sadece bilançoyu da düzeltmesi gerekir. Doğrusu budur. Ancak oluşan teamül şudur ki, hukukçular da bunu söylüyor. İlk dönem mesela karşılaştırmalı sunmazsak, TFRS'e uygun olmaz ama TTK'ya uygun olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İstisnaları koyabilirler mi? Koyarlar. Zaten o etki de var. Karda zararda paydaşlar açısından bir fark olabilir mi? Olmaz. Değil mi? Dolayısıyla genel seslendirilen düşünce şu. Biz 31-12-2012'yi sadece bilançoda düzeltelim. 2012-2013'ü full set düzeltelim. 2014'te full set düzelecek. Dolayısıyla 2013 finansal tablolarına TTK'ya uygundur diyeceksiniz. 2014 sonunda finansal tablolara TFRS'ye uygundur ifadesini koyabilirsiniz. Bu genel seslendirilen. Ama biraz önce Sayın Başkan konuşmasında söyledi. Bizler bunu söylüyoruz. Bir yön bulmaya çalışıyoruz. Sisi dağıtmaya çalışıyoruz. Ama esas bu sisi dağıtmakla yükümlü olan kuruluşlar biliyorsunuz kamu otoriteleri. Kamu otoritelerinin konuşması gerekiyor. İnşallah hani son dönemlerde çok konuşurlar ama iyi konuşurlar. Hani 30 Aralık gecesi de ay bunu da düzenleyeceksiniz falan.
hani demezler diye düşünüyorum. Peki ilk bilanço düzeltmesi nasıl olmalı? Şöyle olmalı. Biraz önce söylediğim şekilde bütün düzeltmeleri yapıp karlara zararlara atmalısınız. Fakat bir konuda sizi uyarıyorum. Soru gelecek çünkü gelmeden söyleyeyim. Ara dönemlerde TFRS yapılır mı? Standartların içerisinde 34 nolu bir standart var. Ara dönem finansal tablolar diye. SFRS yapanlar için. SPK'da, BDDK'da var. Ama TTK'da finansal tablolar halka açık değilseniz ve banka değilseniz yılda en az bir kere düzenlenir diyor. Tek bir istisnası var. O da çıktı biliyorsunuz. Kar avansı tebliği yayınlandı biliyorsunuz. 1 Ocak 2013'ten itibaren kar avansı tebliğ hükümlerine göre 3, 6, 9, 12'de ara dönemlerde avans kar dağıtacaksanız Ocak'tan itibaren avans karın hesabında diyor TFRS kullanılır. Burada da bir kaos çıkacak şimdi. Benim büyüklüğüm 50 milyon TL. Yani kamu yararını ilgilendiren kuruluş değilim. TFRS uygulama mecburiyetim de yok. Mecburiyet yok. İsterseniz uygularsınız ama uygulama mecburiyetiniz yok. Eski şekilde devam ederseniz avans kar tebliğini kullanamıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü avans kar diyor ki 1 Ocak'tan itibaren TFRS'ye göre karı bulacaksın diyor. Böyle bir çelişki de var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Peki ilk geçişin amacı ne TFRS'nin? Sadece burada bir size kırmızıları belirlemek istiyorum. Çünkü gelecek soruların da aslında cevabıdır. 1. Finansal tablonun şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak. 2. Muhasebe uygulamaları açısından başlangıç yapmak. 3. Faydasını aşmayan bir maliyette bu işi yapmak. Ne demektir faydasını aşmayan maliyet? Örnek vereceğim. Ya bana sorular geliyor. Hocam bende 1 milyon satır demirbaş var. Amortismanlarını düşünün. Bunların işte içerisindeki maliyetleri, kur farklarını zamanında alınmış izleriyle izlenenler var. Onlar var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bunların hepsini biz diyoruz ki IS 16 uygulanır. Çünkü TFRS'ye bir ilk geçiş standardı sadece bir rehberdir. TFRS'ye geçerken hangi değerleme hükümlerini kullanılacağı istisna ve muafiyetler dışında standartların içinde yazar. Yani gideceksiniz maddi varlık standartına, gideceksiniz stok standartına, gideceksiniz karşılıklar standartına. Ama TFRS 1'de şunu söylüyor. O dediğim örnekte maddi varlıklarınız 1 milyon satır, 100 bin satır, bunların içinden çıkmak günler alabilir, geceler alabilir veya aşırı bir maliyetle yeniden yazılım yaptırmak gerekebilirse git diyor o maddi varlığın gerçeğe uygun değerini bul. Yani aktif piyasaya bak. O maddi varlığın 31.12'de ya da 1 Ocak'ta size ifade o geçiş tarihinde maddi değerciyi yeniden değerlenmiş değerini bul. Ya da gerçeğe uygun değerini bul. İşte bir noktada aynı anlama geliyor. Dolayısıyla bunu da kullanabilirsin diyor. Amaç ne? Faydasını aşmayan bir maliyetle bu işi yapmak. Aşamalar ne? Aşamalar şu. 1. TFRS'ye geçerken en son dönem çıkardığınız vergi bilançosunu ve gelir tablosunu bir açın. Özellikle vergi bilançosunu. Mesela 31.12.2012 vergi bilançosunu açın. TFRS eğitimlerini almak, bununla ilgili bir rehbere ihtiyacınız var. Rehbersizsiniz, eğitimler alıp siz yapacaksınız. TFRS'lerin vergi bilançosunda aktif olup da TFRS'lerin aktifte veya pasifte yer almasına izin vermediği bütün kalemleri geçmiş yıl kar zararlarına atacaksınız. Nedir onlar? Mesela vergi bilançosunda kuruluş örgütlenme gideriniz var. Doğru mu? TFRS buna izin vermedi aktifleştirmeye. Bunu sileceksiniz, geçmiş yıl kar zararına atacaksınız. Başka nedir? Araştırma geliştirme giderleri var. TFRS araştırma giderlerine izin vermez. Geliştirme giderlerinde de şartlı izin verir. Bunu analiz edip geçmiş yıl kar zararına atacaksınız. Veya vergi bilançosunda tam tersi de olabilir. Vergi bilançosunda olmayıp TFRS'ye göre aktifleştirmeniz gerekenler olabilir. Piyasa uygulamalarından en çok olanı da şu. Kıdem tazminatı karşılığını hiç yükümlülük yazdınız mı şirketlerinize bu zamana kadar? İlk defa yazacaksınız. Bir. Veya sizdeki binek otoların KDV'sini ve ÖTV'sini vergi planlaması açısından idare izin veriyor biliyorsunuz. Gider yazdınız değil mi? Amortismanları buna göre ayırıyorsunuz. TFRS diyor ki iade edilmeyen, alışta iade edilmeyen vergiler maliyettir. Bunları tekrar gelip TFRS bilançosuna, bilançoya koyacağız. Bunları yapacağız. Üç. Bütün sınıflandırmaları değiştireceğiz. Mesela maddi olmayan varlıklar içerisinde özel maliyetler var biliyorsunuz değil mi? Özün önceliğine göre Ali Bey bahsedecek. Maddi kalemdir bu, maddi varlıktır. Binanın bir parçasıdır öyle değil mi? Veya başka gayrimenkulün bir parçasıdır. Bunu gideceğiz maddi varlığın içine yeniden sınıflandıracağız. Veya bir başkası maddi varlıklarınızın içerisinde üçüncü havaalanına yatırım yapmak için şey yaptınız, arsa almışsınız öyle değil mi? Ama idare amaçla kullanmıyorsunuz.
Bunu gideceksiniz, yeniden sınıflandıracaksınız. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri atacaksınız. Başka ne yapacaksınız? Bu zamana kadar izin karşılığı ayırdınız mı çalışanlarınız için? Onu da ayıracaksınız. Kıdem tazminatı karşılığı ayıracaksınız. Diğer karşılıkları ayıracaksınız. TFRS bilançosu haline getireceksiniz. Ve bütün artı eksi farkları en sonunda bilançonun tutması gerekiyor biliyorsunuz. Eşit olması gerekiyor. Muhasebenin temeli değişmedi. Aktif pasif her zaman eşittir. İstisnası yok. Çünkü geçen meslektaş geldi böyle bir şey. Hocam bir yerden duydum. İlk geçişte aktif pasifin eşit olması şart değilmiş dedi. Böyle bir soru geldiği için söylüyorum. Eşit olması şarttır, bilginiz olsun. O eşitliği de biz sağlarız. Ama yasal yönden sağlayacağız. Nerede sağlayacağız? Geçmiş yıl kar zararının içerisindeki hesaplarda sağlayacağız. Alın şu şekile göre konuşalım. Orta ölçekli ya da normalde piyasada, denetçi arkadaşlarım da burada. Normalde piyasada en çok yapılan TFRS dönüşümleri şunlar. Alacakların iskont edilmesi. Reskont lafını kullanmayın ne olur. Çünkü teknik olarak reskontla itfa edilmiş maliyet farklı şeylerdir. İtfa edilmiş maliyet. İki, stokların içerisinden vade ve kur farklarının atılması ve stokların varsa değer düşüklüğünün yapılması. Öyle değil mi? Yıllar önce Ayamama Deresi taşta hala takdir komisyonundan haber bekleyen şirketler var. Takdire gelecekler diyor. Ama gelecekler, gelirler onlar diyor. 3 sene olmuş. Takdiri kendiniz yapacaksınız TFRS bilançosunda. Bunların biliyorsunuz vergi yetkisi yok. Vergi kanunlarına göre alınacak. Bunlar finansal tablonun doğru çıkması için yapılan şeyler. 3. Maddi varlıkların maliyetlerini kontrol edeceğiz. Varsa gerekli varsa düzelteceğiz. Amortismanlarını düzelteceğiz. Ve muhasebe politikası belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki acaba maliyet yöntemiyle yani mevcut maliyetler artı ya da eksi amortismanlarla mı gidelim? Yoksa yeniden değerleme mi yapalım? Eğer yeniden değerlemeyi seçerseniz ilgili maddelere göre, ilgili hükümlere göre yeniden değerleme yapacaksınız. Maddi olmayan varlıklar keza öyle. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri yeniden sınıflandıracağız. Orada da muhasebe politikası seçeceğiz. Maliyet mi gerçeğe uygun mu diye. Borçları da iskontolayacağız. Prekontlar. Gelir yaratacağız. Acaba borcumu bugün ödesem kaç para öderim? Geliriniz çıkmaz mı ortaya? Gelir çıkar. Başka? İzin işletmenizde 100 kişi çalışıyor. İzin karşılıkları var. Hak ettiği ama kullanmadıkları izinler var iş kanununa göre. Bunları brüt ücretleri üzerinden hesaplayıp herhangi bir aktüeryal yapmadan en çok yükümlülüğü bu getirir. İzin karşılıklarını ayıracağız. Kıdem tazminatı karşılıklarını ayıracağız. Aktüeryal yöntemle ve diğer karşılıkları ayıracağız. Sonra vergi bilançomuzda TFRS bilançomuzu yan yana koyacağız. Aradaki farklara göre de bir ertelenmiş vergi çalışması yapacağız. Çok zor değil, açık söyleyeyim size. Ve ilk geçişe özel bir takım tablolarla bunu süslememiz gerekiyor. Birinci tablo şu. Daha doğrusu en önemli tablo. Tablonun genel ismi mutabakat tablosu. Diyor ki ilk geçişte bu finansal tablolardan yararlananlara bir bilgi ver. Ne bilgisi? Vergideki karlarımla zararlarımla TFRS'deki karlarımla zararlarım değişiyor mu? Değişiyor, öyle değil mi? Bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Neden değiştiğini açıkla. Öz kaynak açıklaması yap. Mesela öz kaynaklar değişmiş mi bu şirkette? Değişmiş. Hemen akabinde neden değiştiğini açıkla. Alacakları itfa etmiş, borçları itfa etmiş, şüpheli alacak karşılığı ayırmış, ertelenmiş vergi karşılığı ayırmış, kıdem tazminatı karşılığı ayırmış vesaire vesaire. Sonra 2013'e geç. Onun için de bir mutabakat tablosu yap. Öz kaynak ve kar zararları bu sefer açıkla. Pardon. Bu açıklamalardan sonra da aşağı sınıflandırma açıklaması yap. Mesela cari hesaplar içerisinde yer alan ilişkili taraf bakiyeleri, TFRS finansal tablolarında ilişkili taraflar ticari ile ticari olmayan alacaklar içerisinde sınıflandırılmıştır. Çünkü TFRS'nin kendi içindeki kelime jargonu farklı. Bu jargona göre sınıflandırmayı nasıl yaptığını açıkla diyor. Gibi gibi bir takım sınıflandırmalar yapmanız gerekiyor. Şimdi en son olarak şunu söyleyeyim ben size. Bu da kafam karışıktı ama kafam geçenlerde netleşti. Ben bunları açıkladım. Mesela halka açık değilsin veya İki tane seçenek. Cirom bu kayıkların üstünde de kalabilir. Mecbur da olabilirim. Veya cirom küçük de olabilir. Ben TFRS kullanmak istiyorum dedim. Kimse bana hayır diyebilir mi? Diyemez. TFRS kullandım ama şunun sorusunun cevabı yok. Şu sorunun. Bu TFRS'leri ne yapacağız? Hani uçak yapıp birbirimize mi atacağız? Ya da birbirimize mail atıp benimki nasıl olmuş acaba seninki nasıl olmuş böyle değiştirip bakacağız mı? Ben okuduğum yerlerde, yardımcı olun ne olursunuz yardımcı olun. Ben görmedim nereye veriliyor. Siz gördünüz mü?
Biz de yelkenli yapmayı düşünüyorduk. Siz yelken, onlar yelken yapmayı düşünüyormuş. Daha genel kurula sunacaksınız ama genelde ortaklık yapıları aileden oluşan bir genel kurulda biliyorsunuz aile üyelerinin bundan ne anlayacağı konusunda çok ciddi şüphelerim var. Siz lütfen herkes kendi şirketini düşünsün. Bunu ne yapacağız sorusunun cevabını ben emin olun aynı böyle sempatik olarak şeye de sordum. İş ticaret genel müdürüne de sordum. Çünkü ciddi sorduğunuz zaman ciddiye alıyorlar. Hani hakaret etmeden. Ve şöyle bir şey söyledi. Çok ciddi bir proje var. Mersis projesinden bahsetti Sayın Genel Müdür. Mersis, merkezi sistem. Şu anda İstanbul'da şanslısınız. Samsun, Denizli ve birkaç ilde daha Mersin, ticari siciller kilitlendi. Adres değişikliği bile yapamıyorsunuz. Elektronik imza ile yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu şu. Tüm ticari sicilde yaptığınız işlemlerin sistem üzerinden yapılması gerekiyor. Pilot bölgeydi bunlar. Bu sene o pilot bölgeler 1 Ocak 2013'ten itibaren bütün Türkiye'ye yayılmış olarak Mersin'e geçecek. Hemen kimse finansal tablo istemeyecek. Ama size bir bilgi vereyim. Başbakanlık bürokratlarıyla da bunu teyit ettik. 2013-2014-2015 en geç 2015'te ki bu Avrupa Birliği ile şeylerle de görüşülen rakamlar. En geç 2015'te tüm ticari ve bazı ticari olmayan faaliyetler de Mersis içerisinde olacak. Yani ticari sicili, adres açma vesaire, finansal tabloların ilan edilmesi, kapa nasıl ilan edecekseniz Mersis'e de öyle koyacaksınız. Ama şu an bunu koyacağınıza dair bir hüküm ya da bir şey yok, mecburiyet yok. Yarın öbür gün bunlar gelecek. Hatta size bilgi vereyim, aranızda apartman yöneticisi olan varsa üzülsün. 2015'te apartman yöneticilerinin de Mersis üzerinden işlem yapması yükümlülüğü getiriyor. Yani buraya kadar iniyor, bunu söylemek istiyorum. Hatta söyledik bizim apartmana da yapmayın çünkü vaktimiz yok bunları yapmayın diye ama bu Ticaret Bakanlığı'nın orta vadeli planın içerisinde. Dolayısıyla sorumuzun cevabını almış olduk biz. Mersis'e yükletilecek yarın öbür gün bunlar. Şimdi değerli arkadaşlar benim kısacık sunumum bu kadar. Bu sunumdan sonra ara olunca kağıtlar dağılacak arkadaşlar. İstediğiniz şekilde soru sorabilirsiniz şimdi değil ama. Şimdi Ali Bey ve sırasıyla Aslı Hanım konuşacaklar, kendi tebliğlerini verecekler. Arkadaşlarım konuştuktan sonra da sorularınızı lütfen not alın. O soruları dağıtılacak kağıtlara iliştirin. Sizden tek istirhamım şu, bizi en çok zorlayan konu. Sorunun muhatabını bulamıyoruz. Sorunuzu sorarken lütfen bana mı, Aslı Hanım'a mı ya da Ali Bey'e mi veya hanginiz kafanıza göre takılın mı diyorsunuz. Bunları belirtmeniz. Ama lütfen isim belirtin. Anlaştık mı efendim? İlginize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi Ali Çiçekli Bey'i davet ediyorum. Ali Bey İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. 16 senedir IFRS daha doğrusu değil mi? IFRS'lerle buyurun. Denetimle iç içe DRT'de partner kendisi. Türkiye partneri ve yeni TTK'nın iş geliştirmesinden sorumlu partneri. Kendisi hukukçu kadar TTK bilir. Bilginiz olsun. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben izninizle hemen şu sunumumu açıp zamanında tekin kullanmak için başlayacağım. Gerçekten bomba değil mi? Şuradaki Excel'i de kullanmamız gerek. Sunum benimki. Yanınızda mı? Evet. Benimkini de yükleme yapmışlar. Ben koydum. Efendim merhabalar. İsmim Ali Çiçekli. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Sayın Atatürk'ü, Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Efendim ben Deloitte firmasında 14 yıldır çalışıyorum. 16. Volkan hocamın renkli sunumundan sonra da sizi çok fazla sıkmadan bir uygulama örneği yapacağım. Sunuma başlamadan önce de meslek hayatımda gözlemlediğim birkaç tane örnek üzerinden başlayayım. Bu UFRS konusunun biraz fazla abartıldığını düşünüyorum ve iyi bir muhasebecinin UFRS uygulaması konusunda çok fazla zorlanmayacağına inananlardan birisiyim, bir meslektaşınızım. Gerçekten de KOBİ büyüklüğünde bir şirkete baktığımız zaman uygulanan standartların çok temel yerlerde yoğunlaştığını gözlemliyoruz. İşte bankalar, finans kuruluşları, özellikle faktöring firmaları, leasing firmaları, bahsettiğim bankalar çok ciddi anlamda daha kompleks standartlarla muhatap oluyorlar.
Ama gerçekten orta ölçekli bir üretim firması ya da bir hizmet firması açısından baktığımız zaman da korkulacak bir şey yok. Her zaman geçen hafta yaptığımız sunumda da şunu vurguladım. İyi bir muhasebeci, bütün standartları vesaire bir yere koyalım. Sadece özün önceliği kavramını düşünerek UFRS ile %80 uyumlu finansal tablo üretir. Sadece temel motivasyonun belge bazlı düşünmenin ötesinde bu finansal tabloların bir anlam ifade edecek şekilde şirketin gerçek faaliyetlerinin sonuçlarını anlamlı bir biçimde finansal tablolara yansıtacak şekilde nasıl finansal tablo üretirim diye düşündüğünde iyi bir muhasebeci doğruyu bulacaktır. Çok ciddi anlamda sapmalar olmayacaktır. Bu konuda da enflasyon muhasebesi önemli bir örnek. Enflasyon muhasebesi tebliğ çıkmadan önce denetçiler olarak gidiyorduk, çarpıyorduk, topluyorduk, bölüyorduk. Hiç kimse de sorgulamıyordu bizim yaptığımız bu enflasyon muhasebesini. Ne zaman ki enflasyon muhasebesi tebliğ çıktı, 3 gün sonra muhasebeci, mali müşavir, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız denetçilerin yaptığı hataları bulmaya başladılar. Mali müşavirler, firmanın içinde yaşayan insanlar, hiçbir denetçi o kadar hakim olamaz şirketin işlemlerine. Dolayısıyla bu UFRS'den korkmamak lazım ve kaçmamak lazım. Öğrenmek büyük bir zorunluluk. Yeter ki kalemi kağıdı elimize alıp başlayalım. Şimdi neden bu UFRS son derece önemli? UFRS, UFRS diye Volkan Hocam da çok fazla vurguluyor. Bu harita oldukça çarpıcı bir harita. Dünyada UFRS uygulamasına izin veren ülkeleri gösteriyor yeşiller. Lacivert de Amerika Birleşik Devletleri de bunun içerisinde. Kendi standartlarını UFRS ile yakınlaştırmaya çalışan ülkeleri gösteriyor. Bu açık mavilerde şu anda işte böyle bir geçişin planlanmadığı ülkeleri gösteriyor. Şimdi gelen eleştirilerden bir tanesi şu, dünyanın hiçbir yerinde yasal defterler TFRS ile uyumlu olarak tutulmuyor birkaç ülke dışında. Tabi baktığınız zaman özellikle Avrupa ülkelerinde, işte Almanya'ya bakın, İngiltere'ye bakın, İtalya'ya bakın, kendi lokal muhasebe standartları UFRS ile çok yakındır. Bizdeki gibi çok büyük farklılıklar yok değerleme prensipleri anlamında. Adam kendi yasal defterlerini düzenlediği zaman UFRS'ye çok yakın finansal tablolar üretebiliyor. Bu anlamda Türkiye'deki durum çok daha farklı. Vergi usul kanununun bir an önce değerleme prensipleri anlamında TFRS ile yakınlaştırılması gerektiğini ne inanan meslektaşlarınızdan bir tanesiyim. Şimdi neden? Neden? Hemen bir örnek vermeye çalışayım. 31-12-2011 denetimlerinden gerçek yaşanmış iki tane örnek vereceğim size. A şirketinde VUK'a göre kar 21 milyon TL, UFRS karı 15 milyon. Ve bu şirket kar dağıttı. Yani olmayan karı 21 milyon üzerinden VUK'a göre olan karı dağıttı. Oysa UFRS finansal tablo çıkarttığı zaman ayrılması gereken karşılıklar yüzünden o kadar kar etmediğini gözlemliyor. Düzeltme sayısı efendim 38, sınıflama sayısı 40. Daha çarpıcı bir örnek inşaat sektöründen. 27 tane düzeltme yapmışız, 51 tane sınıflama yapmışız. VUK zararı 103 milyon TL, UFRS karı 65 milyon TL. Tamamlanma yüzdesine göre muhasebe yapılmadığı için patronlar diyorlar ki batıyoruz, 103 milyon zarar var. Oysa şirket kar ediyor. Şimdi baktığınız zaman gerçekten bir şirketin faaliyetlerinin sonuçlarını vergi usul kanununa göre muhasebe üzerinden takip etmek neredeyse imkansız. Aynı zamanda bu finansal tabloların çok geç hazırlandığını düşündüğümüz zaman ne bunun yabancı yatırımcının anlaması mümkün, ne bankaların anlaması mümkün, ne de firmanın profesyonel yöneticilerinin ve sahiplerinin de makul, mantıklı bir biçimde, hızlı bir biçimde doğru kararları alması çok kolay değil. Dolayısıyla biz bugün burada Yeni Türk Ticaret Kanunu değil de kurumsallaşma adına yapılması gereken ilk adım nedir diye bunu konuşuyor olsaydık yine UFRS'den bahsediyor olacaktık. Yine doğru finansal raporlama, hızlı finansal raporlama ve bir anlam ifade eden şirketin faaliyetlerinin sonuçlarını doğru bir biçimde finansal tablolara yansıtan raporlamadan bahsedecektik. Dolayısıyla muhasebeciler açısından baktığımızda altın bir bilezik olan UFRS şirketlerin ticari hayatları anlamında da bir zorunluluk. Çok uzatmadan bir örnek daha vereceğim. Ben mesleğim icabı şirket alım satımlarında çok fazla gerek satan tarafında gerek alan tarafında bulunmuş bir kişiyim. Yabancı bir yatırımcıya şirket iste senedi satılacak. Şirketin belli bir kısmı satılacak. Aynen şu şekilde işliyor işlemler. İşte yabancı yatırımcı geliyor, oturuyor karşınıza. Finansal tablolardaki FAVÖK üzerinden, faiz, amortisman, vergi öncesi kar üzerinden, EBITDA üzerinden şirkete bir değer biçecek ve bir çarpan belirliyor. Diyor ki işte şirket 40 milyon TL nakit üretmiş, bunun da çarpanı 5, bu şirket 200 milyon TL eder. Basitleştirerek anlatmaya çalışıyor. Şimdi siz burada bu çarpanı 5 yerine 6 belirlerseniz, aradaki 40 milyon patronların cebine
giren paradır. Aynı zamanda bu ülkenin değerinin yabancıya ucuza kaçmaması için bir şeydir, araçtır. Şimdi çarpan nasıl belirleniyor derseniz, şirketin bir numaralı kriteri doğru finansal raporlama yapabiliyor mu, bilançosu güvenilir mi? İki, kurumsal yönetim, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi gibi unsurlar için içine giriyor. Dolayısıyla baktığınız zaman bakıyor yabancı yatırımcı, vergi usul kanununa göre bir bilanço alıyor. Ya diyor, bu ticari alacakların içinde karşılık yok. Karşılık olması lazım. Haydi orada bir iskonto ediyor. Envantere bakıyor. Envanterin içinde değer düşüş karşılığı yok. Anlamıyor finansal tabloları. Bu sefer başlıyor fiyatı iskonto etmeye. Adam da sıkışmış, elindeki malı bedavaya kaptırıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten bu UFRS uygulamasını sadece bir yasal yükümlülük olarak görmemek gerekiyor. Şimdi ben birkaç tane örnek vereceğim ve sonra gerçek bir uygulama örneği yapacağım. Özün önceliği kavramını düşünürsek %80 doğru yere varırız, yolumuzu buluruz diye bir argümanda bulundum. Bunu biraz desteklemeye çalışayım. Ne yapmamız gerekiyor? Belge bazlı düşünmeyeceğiz, hep özün önceliği anlamında düşüneceğiz. Hemen bir örnek. Biz buradan malları Kazakistan'a trenle yolladığımızı düşünelim. Gümrük çıkış beyannamesi onaylandı, fatura kesildi. Biz de bunu hasılat yazdık. Yolda bu tren giderken raydan çıkıp devrildiğinde eğer biz yeniden malları yükleyip yeni bir trenle yeni malları yüklememiz gerekiyorsa, risk bizdeyse, risk ve fayda karşı tarafa geçmemişse eğer, o zaman burada hasılat yazmalı mıyız? Hayır. Çünkü risk bizim üzerimizde. Eğer bu trenin başına bir iş gelirse, o zaman ben burada yeni malları göndermekle yükümlüyüm. Dolayısıyla risk bazlı bakmamız lazım. Risk ve fayda ne zaman karşı tarafa geçiyor? Bir gemiye yükledik efendim buradan malları, Çin'e yollayacağız. FOB mi yükledik? SIF mi yükledik? Risk ve fayda ne zaman karşı tarafa geçiyor? Bunu düşünerek hasılat kayıtlarını atmamız gerekiyor. Vergi bilançosuyla karıştırmayalım bakın. Vergisel açıdan yine belge bazlı gidecek ama finansal tablo düzenlerken özün önceliği uyarınca düşünmemiz gerekiyor. Bir örnek daha vereyim. Sınırsız ürün iade hakkı. Bir şirket düşünelim. VCD ve DVD dağıtımı yapıyor. Önemli müşterilerine satın aldıkları malları iade etme hakkı tanıyor. İade edilen mallar başka VCD ve DVD'lere değiştirilebiliyor ya da para iadesi yapılabiliyor. A şirketi iade malların tutarıyla ilgili olarak güvenilir bir tahmin yapabiliyor. A şirketinin gelirlerini muhasebe işlemi uygulayacağı yöntem ne olmalıdır? Şimdi ben VCD ve DVD satıyorum. Ancak müşterilerimin sınırsız ürün iade hakkı var. Şimdi burada hasılat yazacak mıyım, yazmayacak mıyım? Bir takım mallar gelebilir. Şimdi standart diyor ki risk ve fayda karşı tarafa geçtiyse hasılat yazabilirsin ama aynı zamanda bir kriter daha var, o da şu: hasılatın tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebilmeli. O zaman standart diyor ki sen oluşacak iadelerle ilgili güvenilir bir iade karşılığı ayırabiliyorsan o zaman hasılat yaz. Ama hiç oluşacak iadelerle ilgili bir tahmin yapamıyorsan, hasılatın tutarını güvenilir bir biçimde ölçemiyorsan o zaman hasılat yazma, bunu ertelenmiş gelir olarak kesinleşeceği kadar bilançoda biriktir diyor. Dolayısıyla baktığınız zaman dikkat ederseniz hep muhakeme yapıyoruz, hep yorum yapıyoruz, belge bazlı düşünmüyoruz. Hemen bir örnek daha vereyim, bunu hızlıca geçeceğim. Ticari yükleme, yıl sonlarında çok fazla karşılaştığımız konulardan bir tanesi. İşte yıl sonunda firmalar işte bir takım satış hedeflerini tutturacaklar. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Bayilerini sevkiyatları ihtiyacın üzerinde yapıyorlar. Diyorlar ki sen bu ürünleri al, sonradan ödersin. Ve bakıyorsunuz Aralık ayının son günlerinde ciddi anlamda sevkiyatlar oluşmuş. Faturası kesilmiş, irsaliyesi kesilmiş, mallar gitmiş başka bir depoya, sevk edilmiş. Ama ondan sonra Ocak ayının sonunda, Şubat ayının başında ya da çok ciddi anlamda iadeler görüyorsunuz. İade faturaları görüyorsunuz. Şimdi bu bir satış mıdır? Belge bazlı gidersek evet satıştır. Aslında özüne baktığınız zaman gerçekten burada dağıtım kanalları çeşitli motivasyonlarla bir ekonomik amacı olmadan doldurulmuş. Gerçek bir satış değil. O zaman ne yapmak gerekiyor? 31.12 itibariyle oluşacak iadelerle ilgili karşılık ayırmak gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz bu da yine çarpıcı bir örnek. Şimdi yine bir örnek vereceğim. Bu yaşanmış bir örnek. Ondan sonra da gerçek örneğimi geçeceğim. Şimdi bu yaşandı. Bir bankayla bir üretim işletmesi arasında yaşanan bir sabit kıymet satışı işleminden bahsediyor örneğimiz. Üretim şirketi bankaya bir gemisini 50 milyon dolara satıyor. Ondan sonra diyor ki
Ben bu gemiyi 2 yıl sonra 60 milyon dolara senden geri alacağım. Banka da diyor ki peki sen bu gemiyi kullanmaya devam et. Benden de 60 milyon dolara ben bunu sana satacağım. Gemiyi de kullanmaya devam ediyorsun. Bir de yalanlaşma yapıyor. Şimdi baktığınız zaman üretim firması ne yaptı? Bunu sabit kıymet satış karı diye yazdı güzelce. 50 milyon dolara sattı. 2 yıl sonra da geri alacak. Banka da bunu aktifine koydu. Peki baktığımız zaman bu bir sabit kıymet satışı mı? Değil. Adam aslında kredi almış. Gemiyi teminat göstererek gitmiş bankadan bir kredi almış. 50 milyon doları da 60 milyon dolar olarak geri ödeyecek. Dolayısıyla baktığınız zaman gerçekten satmış ve geri kiralamış aslında. Dolayısıyla buraya eğer biz belge bazlı düşünürsek, book bazlı düşünürsek sabit kıymet satış karı yazıyor. Bankanın aktifinde gemi gibi kendi operasyonuna hiç ilgisi olmayan bir aktif gözüküyor. İki bilançoda gayet güzel bir şimdi makyajlanmış hale geliyor. Dolayısıyla hep özün önceliğine bakmamız gerekiyor. Şimdi peki kalemi kağıdı elimize aldığımız zaman ne yapacağız? Nasıl bir metodolojiyle bunu yapacağız? Bundan bahsedelim. Şimdi örneğimiz XYZ şirketi 1 Ocak 2012 tarihinde zeytinyağı üretmek üzere İzmir'de kurulan bir zeytinyağı üreticisinden bahsediyor. %60 yabancı, %40 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket. Şirketin 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle VUK'a göre uygun hazırlanmış mizanı yan tarafta gözüküyor. Şirketin yabancı ortağı 30 Eylül 2012 tarihli konsolide finansal tablo için bir UFRS finansal tablo istiyor. Lütfen örneğimizi takip ederken KDV etkilerini düşünmeyelim. Örnek için KDV etkilerini iptal ettik. Genel yönetim giderlerinin içinde de 25 bin TL tutarında kanundan kabul edilmeyen gider bulunuyor. Şimdi bizim burada tabii Volkan hocamın da bahsettiği en son bu Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yamalı bohçaya dönmesinden doğru yine vergi usul kanununa göre defterlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla başlayacağımız yer VUK'a göre değerleme yapılmış mizan. Bunun üzerine düzeltme kayıtlarımızı yaparak UFRS'ye geleceğiz. Yani hani TTK'nın ilk halinde UFRS'ye çıkacaktı, oradan vergiye gelecektik. Yine eski sistemde olduğu gibi VUK mizanını alıyoruz. Oradan VUK'un üzerine düzeltmeler yaparak UFRS'ye geliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Şimdi hemen hani bir takım standartlarda yoğunlaşıyor dedim ya, bunlardan örnek vererek örneğimize devam edelim. Şimdi soru 1. Şirketin mengul kıymetleriyle ilgili bilanço tarihinde gerçekleşen detaylar şöyle. Şirketin elinde 2 tane hisse senedi var. Maliyet bedelleri 75 bin ve 125 bin olarak toplam 200 bin ama makul değerleri yani borsa rayişleri 260 bin. Şimdi biz burada ne yapacağız? 200 binden 260 bine çıkartmamız gerekiyor menkul kıymetlerimizin değerini. Çünkü Uluslararası Finansal Raporlama Standartı'nda UMS 39 diyor ki menkul kıymetlerini rayiç bedeliyle belirle. Rayiç bedelini koy. Neden? Çünkü özüne baktığınız zaman bu hisse senedinin değeri bilanço tarihinde yüksek olabilir, düşük olabilir. Ne kadar para ediyorsa onu bilançoya koy diyor. Buradan doğru da 200 bin olan makul değerini bizim 260 bine çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? 60 bin TL menkul kıymetlere borç verirken menkul kıymet gelirlerine de 60 bin TL alacak vereceğiz. Rayiç değerine getireceğiz. Şimdi devam edelim efendim. Krediler için faiz tahakkuku yapılmamıştır. Kredinin vadesi 1 Ocak 2013 ve faiz oranı sabit faiz ve %18,5'tür. Kredi 2 taksit halinde geri ödenecektir. İlk taksitin geri ödemesi ise 30 Haziran 2012'de ana para ve faiziyle yapılmıştır. Şimdi burada kredilerle ilgili olarak şu Excel'e geçmem gerekiyor. Çünkü değerleme prensibi biraz daha farklı. Krediler üzerindeki faiz tahakkukunu normal bileşik faiz yapmıyoruz. İtfa edilmiş maliyet metoduna göre yapıyoruz. Şimdi ben bunu size izninizle kısaca açıklamaya çalışayım. Efendim şimdi baktığımız zaman Excel'de XIRR diye ya da iç verim oranı denilen bir formülümüz var. Ekranda görüyorsunuz. Diyoruz ki 1-1-2012'de ben bu krediyi aldım. 300 bin olarak. Nakit çıkışlarım ne zaman olacak? 36-2012 ve 1-1-2013'le 2 tane nakit çıkışım olacak. Ve şu tutarları ödeyeceğim. 177.750 ve 168.870 ödeyeceğim. Şimdi 177.000'i ödedim. Sorumuzda ne diyordu? 36'da ana parasıyla birlikte, faiziyle birlikte ödedi. Şimdi diyoruz ki buradaki etkin faiz oranı nedir? Şu kadar kredi çekip, 300 bin lira kredi çekip şu nakit ödemelerini yaptığın zaman iç verim oranı, etkin faiz oranı nedir? Ve
ben burada yapacağım ödemeleri, şu 1-1-2013'ü bilanço tarihine 93 gün boyunca 19.38 iç verim oranını kullanarak iskonto edeceğim. İtfa edilmiş maliyet metoduna göre iskonto edeceğim. Dolayısıyla şu 163.875 olan 1-1-2013'te yapacağım nakit ödemeyi 93 gün geri çekeceğim. Bunun da değeri neymiş? 156.543 iskonto ettiğim zaman. E peki benim bilançomda ne gözüküyordu? 150.000 gözüküyordu mizanı hatırlarsanız. O zaman ne kadarlık bir faiz takibi yapmam lazım? 6.543. Dikkat ederseniz ana paranın üzerine bir faiz işleterek hesaplamadım. İleride yapacağım nakit ödemeleri bilanço tarihine getirdim. Hemen sunumumuza dönelim. Ne yapıyoruz? 300 hesaplar üzerine, krediler üzerine 6.543 TL faiz takibi yapıyoruz. Finansman giderlerinde yine 6.543 TL arttırıyoruz, borç veriyoruz. Devam edelim. Şirketin İzmir'in bir liman şehri olmasından kaynaklı Avrupa'ya daha kolay ihracat yapmak amacıyla 300 bin TL'ye ikinci el bir gemi almış ve daha sonra ABC Bankası'na bu gemiyi 30 Nisan 2012 tarihinde 350 bin TL bedelle satmıştır. Gemiyi alıyor 300 bine, az önceki örnekte olduğu gibi 350 bin TL'ye de satıyor. Şirket vergi istisnasından yararlanmayarak kar zarar tablosuna oluşan karı yansıtmıştır. Ancak şirket ABC Bankası ile yapılan anlaşma gereği bu gemiyi 2 yıl sonra 480 bin TL bedelle geri alacaktır. ABC Bankası yapılan bir yan anlaşma ile bu geminin şirket tarafından kullanımına izin vermiştir. Geminin ikinci el olduğu da göz önüne alarak faydalı ömrünün 10 yıl olduğu öngörülmektedir. Şimdi az önce bu örneği verdik. Gerçekten de burada baktığımız zaman sat ve geri kirala dediğimiz, sale and leaseback diye geçiyor İngilizce tabirle. Sat ve geri kirala dediğimiz bir leasing işleminden bahsediyoruz. Burada gerçekten geminin aktif geminin yine şirketin aktifinde ve ilgili borcunda yine şirketin borcunda gözükmesi gerekiyor. Nasıl bir düzeltme kaydı yapmamız lazım efendim? Ben 350 bin TL bedelle bu gemiyi sattım. 350 bin TL kredi çektim aslında ve 480 bin TL geri ödeyeceğim. Yine benzer şekilde Excel'deki bahsettiğim bu iç verim oranına göre etkin faiz %17 çıkıyor ve 34-2014'teki 480 bin TL'yi bilanço tarihi olan 39-2012'ye 577 gün boyunca %17 ile iskonto edeceğim. Bugüne getireceğim. Bu yaptığım zaman da 350 bin lira olan kredinin üzerine 22.659 faiz takibi yapmam gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Düzeltme kaydımızı yapalım. 300 bin lira diyoruz ki bu gemiyi geri koyuyoruz. Bir gemi benim aktifimde durması lazım. Bu arada 30 Nisan'a kadar olan amortismanı ayırıyoruz. Uzun vadeli kredi olarak 350 bini yazıyoruz. Faiz takibini yapıyoruz. Finansman giderlerini düzeltiyoruz. Ve satış karını ters çevirip ilgili amortisman düzeltmesini de yapıyoruz. Dikkat ederseniz VUK'a göre bilançodaki sonuçlarla UFRS arasında çok ciddi anlamda bir fark oluştu. Gerek aktifte, gerek pasifte, gerek de kar zarar tablosunda. Hemen devam edelim efendim. Hızlıca. Soru 4. Satışlarla ilgili bir örnek ve çokça karşılaştığımız örneklerden bir tanesi. Zeytinyağı piyasasında satışlar peşin olarak gerçekleşmekte. Şirket faaliyetlerine bu yıl başladığı için müşterilerini özendirmek amacıyla 120 gün vadeyle satış yapmaktadır. Ancak ürün fiyatlamasında %10 vade farkı uygulanmaktadır. Ticari alacaklar ve borçlar açık hesaplardan oluşmaktadır. Şirket kurulduğundan bu yana toplam 8 adet sevkiyat yapmış olup kesilen faturalar ile ilgili bilgiler aşağıda belirlenmiştir. Şimdi 120 gün vade normalde peşin satış yapan bir piyasada %10 vadeyle satış yapıyoruz. Bir vade farkından bahsediyoruz. Bir %10 vade farkından bahsediyoruz. Bunu nasıl muhasebeleştireceğiz? Bir de deniyor ki sorumuzda 25 Eylül 2019 tarihinde İtalya'ya 75 bin TL tutarında ve Yunanistan'a 125 bin TL tutarında iki tane sif şeklinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ihracatlardan İtalya'ya yapılan sevkiyatın maliyeti 62.500, Yunanistan'a yapılan maliyeti 110 bin TL'dir. Satış sözleşmesine göre malla ilgili risk ve fayda mallar alıcıların ambarına teslim edildiğinde karşı tarafa geçecektir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle mallar henüz her iki alıcıya ulaşmamıştır. İtalya'ya yapılan sevkiyat karayoluyla yapıldığı için firma sevkiyat sırasında oluşacak risklere karşı %100 kapsamlı bir sigorta poliçesi satın almıştır. Şimdi burada önümüzde 3 tane soru var. Bir tanesi peşin fiyatıyla vadeli fiyatı arasında fark olduğu zaman nasıl hasılat muhasebesi yapılır? 2. Bilanço tarihi itibariyle risk ve fayda karşı tarafa geçmeyince
nasıl hasılat muhasebesi yapılır? 3. Eğer sigorta varsa, yani işte bu malların başına yolda bir şey gelirse, kamyon duvara toslarsa, sigortam varsa o zaman ne yapacağım? Şimdi ben bu ilk önce peşin satışlarla ilgili olanla başlayayım. Şimdi efendim yine bakın çok karşılaştığımız hatalı uygulamalardan bir tanesi bu peşin satış, vadeli satış ve alınmalarda peşin alış, vadeli alış konusu. Hep belge bazlı düşündüğümüz için UFRS anlamında burada bazen doğru noktalara gelmiyoruz. Şimdi diyor ki örneğimizde fatura tutarları 1.4 milyon TL ama peşin fiyatı malların 1 milyon 349 bin. Şimdi biz burada ne yapacağız? Yani faturanın üzerine 1.4 yazıyor ama peşin fiyatı 1.349. UFRS uygularken 1 milyon 349 mu hasılat olmalıdır, 1.4 milyon mu olmalıdır? Cevap peşin fiyatı efendim. Basitleştirmek için bir örnek vermeye çalışayım. Siz gittiniz bir beyaz eşya üreticisinden bir tane televizyon aldınız. Dedi ki peşin fiyatı 1000 lira, vadeli fiyatı 1200 lira. Faturanın üzerinde 1200 lira yazıyor. Kredi kartınızı uzattınız, taksitle aldınız. UMS 18 diyor ki sen peşin fiyatını 1000 liraya hasılat yazacaksın. 1000 ile 1200 arasındaki 200 lira da ertelenmiş faiz geliridir. İlk önce bilançoyu al birinci günde. Finansman geliri olarak bunu kar zarar tablosunda muhasebeleştir. Zaman geçtikçe diyor. E şimdi siz bir tane fatura kestiniz problem yok. 50 hesaplayın. E yüzlerce binlerce fatura kesiyorsunuz. Ütü satıyor, buzdolabı satıyor. Efendim işte çamaşır makinesi satıyor. Hepsinin faiz oranları, vadeleri farklı. Dolayısıyla baktığınız zaman bazı yerlerde gerçekten doğru UFRS uygulaması yapabilmek için de sistem destekli bir takım geliştirmeler yapmamız da gerekiyor. Özellikle UFRS açısından dikkat edilmesi gereken birincil konu maliyet, amortisman ve bu hasılat hesabı. Şimdi peki nasıl düzelteceğiz? Hemen buraya gelelim. Şimdi baktığımız zaman iki tane daha konu var. Aynı zamanda risk ve fayda bu satışlarda karşı tarafa geçmediği için bu satışların da ters çevrilmesi lazım. Ertelenmiş geliri olarak bilanço alınması lazım ve maliyetin de yine keza benzer şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi hemen şu düzeltme için de yine Excel'e geçeceğim. Excel'de göstermek istiyorum çözümünü. Şimdi efendim peşin fiyatıyla vadeli fiyatı arasındaki farkları fatura bazında baktık ve dedik ki şu iki satış, şurada gösterdiğim şuradaki iki satış gerçekleşmedi. Bunları iptal ettik ve bilançoyu aldık. Bir tane daha faturamız var ki burada da bu satış gerçekleşmiş ancak bilanço tarihi itibariyle henüz vadesi dolmamış. Dolayısıyla 23.1.2013'te vadesi dolacak bir faturanın 39.2012'ye kadar bakın şu 25 ile 39.2012 arasındaki faiz farkının finansman geliri olarak muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Geri kalan 23.1.2013'te bilanço tarihi arasındaki gün sayısı kadar faizinde ne olması lazım? Bilançoya ertelenmiş faiz geliri olarak alınması gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bilanço tarihine kaç günümüz var? 115 günümüz var. Ne kadar faiz takip etmesi gerekiyor dediğimiz zaman 6.229 TL'nin bilançoya alınması lazım. Bu satışları zaten iptal ettiğimiz için bu iki faturadaki ertelenmiş faiz geliri hesabımıza yapmamız gerek yok. Zaten olduğu gibi bilançoya çektik. Şimdi düzeltme kayıtlarına bakalım. Nasıl yapacağız? İlk önce bu 75 bin liralık olan satışla 125 bini iptal edeceğiz maliyetleriyle birlikte. Finansman gelirlerinde ne yapıyoruz? Satışlardan içinden çekiyoruz. Finansman gelirlerini alıyoruz ve bu 6.229 az önce hesabını gösterdiğim. Henüz gerçekleşmemiş olan finansman gelirini bilançoya alıyoruz. Şimdi soru şu. Sigorta olmasına rağmen biz neden İtalya'ya yapılan satışı da iptal ettik? Yani bir şey olursa şirket gidecek, sigortadan parasını alacak. Bir riski yok ki. Bu şekilde düşünmememiz gerekiyor. UMS riskin satıcıdan alıcıya geçmesiyle ilgilenir. Eğer siz bir sigorta yaptırarak riskinizi basiretli bir biçimde yönetiyorsanız o bir yönetim kararı. Ama sigorta şirketinin peşinden kim gidecek? Kim gidecek tutanağı tutturacak? Kim yeni malları yollayacak sorusuna verdiğiniz cevap riskin kimde olduğunu gösteriyor. Yani zarar olup oluşmaması anlamında değil bu, riskin satıcıdan alıcıya geçmesi olarak düşünmemiz lazım. Sigorta olup olmaması da genelde karıştırılan unsurlardan bir tanesi. Hızlıca devam edelim. Şirketin avukatı ticari alacakların 20 bin TL'lik kısmının tahsil kabiliyeti olmadığını ifade etmektedir. Şimdi dava açılmadı. Yine çok karşılaşılan konulardan bir tanesi. Şüpheli alacak karşılığı ayırmıyoruz.
hep nereden doğru düşünecektik? Özün önceliği kavramı uyarınca. Bilanço tarihinde baktığımız zaman ben tahsil edemeyeceğimi düşündüğüm alacaklarım varsa eğer benim, bununla ilgili karşılık ayırmam gerekiyor. Eğer ileriki dönemlerde ben bu alacağı tahsil edemem dediğim anda artık dava açılmış olup olmamasına bakmaksızın UFRS finansal tablo hazırlarken bu karşılıkları ayırmak lazım. Bakın VUK'a göre bir mizan çekerken bu karşılıkları koyacaksınız demiyorum. Ama UFRS finansal tablo düzenlerken bu fişlerin atılması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Envanter değer düşüş karşılığı. Piyasada oluşan rekabet ve sonrasında fiyatların hızlı bir biçimde düşmesi nedeniyle mamullerin tahmini satış maliyeti 235 bin, tahmini satış giderleri 4 bin TL'dir diyor. Bilançomuzda ne gözüküyordu? 250 bin TL gözüküyordu envanterimdeki mallar. Şimdi efendim burada UMS 2 diyor ki yine özün önceliğini düşünürsek aslında yine doğru yere varıyoruz bakın. Ben bu malları satsam cebime ne kadar para girecek? Tamam 250 bin liraya mal olmuş da bu bana kaç para ediyor bu iş? Hani bir zarar var mı bilanço tarihinde? Evet var. Çünkü 235 bin liraya satsam satabiliyorum. Ayrıca bir de 4 bin lira satış giderim var. Cebimde ne kalacak net olarak? 235 bin liraya satış fiyatı 4 bin lirada giderim olmuşsa 231 bin. UMS 2 stoklar standart diyor ki maliyet bedeliyle net gerçekleşebilir değeri karşılaştır. Düşük olanını al. O zaman net gerçekleşebilir değer 231 bin olduğu için 250'den 231'e düşürmem gerekiyor. 19 bin TL'likti. Envanter değer düşüş karşılığı ayırmam lazım. Doğru yerde efendim satılan malın maliyeti karşılık giderleri ya da genel yönetim giderleri olarak düşünmemek gerekiyor. UFRS anlamında burada bazen sınıflama hataları olabiliyor. Şimdi devam edelim. Sabit kıymet değer düşüş karşılığına bakalım. Geminin satış maliyeti düşürmüş makul değeri 250 bin TL. Kullanımdaki değeri ise 260 bin TL'dir. Makineler için ise makul değer 700 bin TL. Kullanımdaki değer ise 720 bin TL'dir diyor örneğimizde. UMS 36 varlıklarda değer düşüklüğü standardı uyarınca bir varlık kayıtlı değeriyle yerine konulabilir değerin düşük olanıyla değerlenir. 36 numaralı standart. Varlıklarda değer düşüklüğü. Şimdi burada da sabit kıymetler anlamında en çok karşımıza çıkacak konulardan bir tanesi bu sabit kıymetlerde değer düşüklüğü. Temel kavram da şu. Maliyet bedelini yaz bir kağıda. Karşı tarafa da yerine konulabilir değer ile makul değerinden yüksek olanını yaz diyor. Makul değeri satış fiyatı efendim. Piyasada kaç para eder? Yerine konabilir değerde ben bu sabit kıymeti kullandığım zaman ne kadar şirkete ekonomik fayda girecek? Bu hesap. Diyor ki bir aktif demek şirkete en az o değer kadar ileriki dönemlerde ekonomik fayda sağlayacak değer demektir. Yani siz aktife 100 lira yazıyorsanız diyorsunuz ki aslında nakit ya da nakit benzeri şeklinde en az 100 lira alacağım ben bundan. Ha o zaman da diyor ki standartta sen bunu işletirsen ne kadar para kazanırsın bunu bir kenara yaz. Satarsan ne kadar para kazanırsın bunu bir kenara yaz ve yüksek olanını maliyet bedelini karşılaştır. Eğer bir düşüklük varsa o zaman sabit kıymetin değerini aşağıya indir. Dolayısıyla baktığımız zaman burada geminin kayıtlı değeri 277.500, satış maliyeti düşülmüş makul değeri 250 bin, kullanım değeri de 260 bin. Neyle karşılaştıracağız 277.500'ü? 260'la karşılaştıracağız değil mi? Yüksek olanla karşılaştıracağız. O zaman arada da bir 17.500 liralık değer düşük karşılığa ayrılması gerekiyor. Amortismanlar içine, çünkü değer düşük karşılığı hızlı amorti etmektir bir anlamda. 17.500 lira değer düşük karşılığa ayırıyoruz. Karşılığında yine satılan malın maliyeti içerisine üretimin bir unsuru olduğunu düşünerek bu geminin işletim amacının karşılığa ayırıyoruz. Çok az kaldı. 10 tane örneğimiz var. Sona yaklaşıyorum. Şimdi bir de davalara bakalım. Bu da çok karşılaşacağımız örneklerden bir tanesi. 37 numaralı standart karşılıklarla ilgili. Her durumda karşılık ayıracak mıyız? Hangi durumda karşılık ayıracağız? Hangi durumda dipnotlarda açıklayacağız? Hangi durumda hiçbir şey yapmayacağız konusunda da 37 numaralı standart bize yol gösteriyor. Hemen 3 tane örnek yapalım. Patent ihlaliyle ilgili açılmış 120 bin TL'lik dava şirketle yine devam ediyor. Herhangi bir nakit çıkışı öngörülmüyor. Kusurlu mallar ile ilgili 75 bin TL'lik bir dava var. Şirket aleyhine devam ediyor. 2012 yılı içinde davayı kaybetme olasılığı çok yüksek. Muhtemel nakit çıkışı da 60 bin lira. Avukatlar diyor ki biz bu davayı kaybederiz, 60 bin lira kaybederiz diyor. Onu öngörebiliyoruz.
Şirketin rekabet ettiği bir başka şirket tarafından aleyhlerine incitici reklam kampanyası yapıldığı iddiasıyla açılan dava şirket aleyhine devam ediyor. Fakat dava talebinde herhangi bir parasal tutar belirtilmemiş. Bu tip emsal bir davada yok. Dolayısıyla dava kaybıyla ilgili herhangi bir parasal tazminat söz konusu olup olmadığı tespit edilememektedir diyor. Bir dava var ama sonucunu kestiremiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi efendim baktığımız zaman ilk durumda ben bu davayı kaybetmem dediğimiz durumda bir nakit çıkışı öngörülmediği durumda karşılık ayırmıyoruz. Kusurlu mallar ile ilgili davada mevcut bir yükümlülük bulunuyor. Malları satmışım ve dava aleyhimize devam ediyor. Diyoruz ki biz 75 bin TL'lik bu davadan 60 bin lira kaybedeceğim. Bunu da öngörebiliyoruz. O zaman karşılık ayırıyoruz. 60 bin liralık karşılık ayırıyoruz. Ve baktığımız zaman da reklam kampanyası son örnekte de bir dava var ama bu davanın sonucunu kestiremiyorum. Böyle bir durumda da dipnotlarda bu davanın varlığı konusunda, bu risk konusunda okuyucuyu bilgilendiriyoruz. Şarta bağlı yükümlülük olarak bunu bilançoda bulundurmamız gerekiyor. Ayrılan dava karşılığı alacak veriyoruz. Dava karşılığı 60 bin lira veriyoruz. Bu fiş kafanızı karıştırmasın lütfen. Tabii ki alacak verilmesi lazım. Şimdi yine önemli farklılıklardan bir tanesi borçlanma maliyetleri ve Ar-Ge. Genellikle biz borçlanma maliyetlerinin sabit kıymetler üzerinde aktifleştirildiğini, kur farklarının ve faizlerin aktifleştirildiğini gözlemliyoruz. Ar-Ge'de çok fazla aktifleştiren unsurlardan bir tanesi. Bunların da UMS 23 uyarınca ve UMS 38 uyarınca borçlanma maliyetleri ve maddi olmayan duran varlıklar standartları uyarınca aktifleştirilmesi bir takım koşullara bağlanmış ve ağır koşullar. Özellikle UMS 23'te borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi, aktifleştirilebilmesi için sabit kıymetin kullanıma hazır olması amacıyla önemli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Yani siz makineler paketlendiğinde 3 gün içinde kurup kullanmaya başlıyorsanız eğer orada bir borçlanma anlamında bir aktifleştirme yapmamanız gerekiyor. Ar-Ge için de keza aynı şey. Bütün Ar-Ge çalışmaları, Ar-Ge giderleri aktifleştirilmiyor. Hayır. Sadece geliştirme aşamasındaki Ar-Ge harcamaları aktifleştirilmiyor. Geliştirme aşaması UMS 38'de de ikiye ayrılmış durumda. Araştırma ve geliştirme olarak ikiye ayrılmış. Eğer biz artık geliştirme aşamasına geldiysek bu ürün hakkında satış projeksiyonları yapabiliyoruz. Prototipler üretilmeye başlanmış. Bir takım hasılat tahminleri yapabiliyoruz ve bu ürün artık öyle bir noktaya gelmiş ki üretilecek ve satılacak. Dolayısıyla ilk başta fizibilite üretsek mi üretmesek mi işte burada ne çıkar şeklindeki öngöremediğimiz Ar-Ge harcamalarını da giderleştirmemiz lazım. Neden? Aktiflerin şirkete ileriki yıllarda sağlayacağı ekonomik faydaların ölçülebilir olması gerekiyor. Eğer ben bunu ölçemiyorsam, tahmin edemiyorsam o zaman o bir aktif değil. Dolayısıyla baktığımız zaman bu örnekte olduğu gibi gerek Ar-Ge gerek finansman giderleri aktifleştirilmemeli ve makineler üzerinden çekilerek ilgili yerlerini giderleştirilmeli. Şimdi geldik son yere. Ertelenmiş vergi hesabı. Buna gelmeden önce bu düzeltme kayıtlarını alt alta yazdın Ali ancak bunu ne yapacağız diyebilirsiniz. Şimdi efendim dedik ki hemen şuraya gelelim. Şimdi bizim şirketimizde işte bir muhasebe programı vesaire bir şey alınmadı bununla ilgili. Benim de bir UFRS finansal tablo düzenlemem lazım. Yapacağım şey çok basit. Bir tane Excel açacağım önüme. VUK bilançosundan başlayacağım arkadaşlar, değerli meslektaşlarım. Bu hazırladığımız düzeltme kayıtlarını, bir yerde biriktirdiğimiz düzeltme kayıtlarını borç alacak vererek ilgili hesaplara UFRS'ye geleceğim. Dolayısıyla baktığınız zaman gerçekten eğer düzeltme kayıtlarını doğru bir biçimde belirliyorsak o zaman bu tamamen bu fişlerin borç alacak şeklinde bir Excel üzerinde ya da şirketin sistemi üzerinde, logo üzerinde atıyorum yapılabilecek bir işlem. Bu da çok tartışma götüren konulardan bir tanesi. İşte VUK mevzuatı uyarınca bu fişler nasıl içeriye atarsak bir problem olur mu? Müşterilerim arasında birkaç tane yabancı müşteri bunu yapıyor. Atıyor fişi içeriye önce. Ondan sonra ters çeviriyor. VUK'a göre mizanını çekiyor. Verebiliyor. Ama fişler içeride. Bunun için de benim kişisel görüşüm hiçbir problem olmadığı yönünde. Ama illa ki biz bunu içeride yapmayacağız. Dışarıda Excel'de yapacağız dersek de çok da zor değil. Yeter ki düzeltme kayıtlarını doğru bir biçimde belirleyelim. 5 dakikanızı da alacağım. Ertelenmiş vergiyle ilgili örneği anlatmak istiyorum. Şimdi efendim ertelenmiş vergi çok
kompleks bir şeymiş gibi algılanan konulardan bir tanesi. Aslında bu kadar zor bir şey değil. Şimdi ertelenmiş vergi dediğimiz zaman ben somutlaştırarak bir örnek vermeye çalışayım. Örnek kıdem tazminatı karşılığı. Kıdem tazminatı karşılığını ayırdığımız zaman biz bunu vergiden düşemiyoruz, öyle değil mi? Kanundan kabul edilmeyen gider, matrağa ekliyoruz. Peki ödediğimiz zaman ne oluyor? O zaman da vergiden düşebiliyoruz. Şimdi muhasebenin temel prensiplerinden bir tanesi, siz de takdir edersiniz, dönemin giderinin döneme, dönemin gelirini de döneme yazma mantığıdır. Peki ben bir kıdem tazminatı karşılığı ayırdığım zaman, ki ben bir karşılık ayırıyorum, bu karşılık da benim ileriki yıllarda ödeyeceğimi tahmin ettiğim, karşılık ayırıyorum, karşılık adı tahmin ediyorum, tutarım bugünkü değeri. Peki ben diyorum ki ben ileriki yıllarda bir T anında bu parayı ödeyeceğim. Vergiden indirilebilir hale gelmeyecek mi o gün ödediğimde? O zaman bu karşılığı ayırdığın zaman bunun vergi etkisinde aynı döneme yaz ki senin etkin vergi oranın hep %20 gitsin. Yani ileriki yıllarda vergisel etkisi olabilecek bir konuyla ilgili bir karşılık ayırıyorsan onun vergi etkisinde döneme yaz ki bir dönemde işte vergi %20, öbür dönem %5, öbür dönem %25 gibi olmasın. Vergisel anlamda da bu etkilerini doğru döneme yansıt. Hemen sabit kıymetlerle ilgili bir örnek vermeye çalışayım. Vergi usul kanununa göre amortisman süresi 2 yıl olsun, UFRS ödeyi de 5 yıl olsun. Şimdi UFRS ile VUK arasında bir fark var ama bu sonsuza kadar devam etmeyecek. 5 yılın sonunda UFRS de 0 olacak, VUK da 2 yılın sonunda 0 olacak. Dolayısıyla geçici bir zamanlama farkı var. Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten ben eğer sabit kıymetlerimin değerini 5 yıla, amortisman süresi 5 yıla uzatarak değerini arttırıyorsam onunla ilgili vergi etkisinde cari döneme yaz diyor. Bunun için basit bir yöntem var. Bilanço metodu diye uyguladığımız yöntem, efendim VUK'a göre olan bilançomuzu alıyoruz, UFRS'ye göre olan bilançomuzu alıyoruz, sadece bilançodan giderek farkları çıkartıyoruz. VUK'a göre fark neydi, UFRS'ye göre fark neydi ve burada da vergisel olan, vergisel etkileri olan, vergiye tabi olacak, kıdem tazminatı şüpheli alacak karşılığı, stoklar, sabit kıymetler gibi, amortisman düzeltme gibi konuları da eğer vergisel etkisi varsa o zaman ertelenmiş vergi hesabına bas teşkil edecek şekilde zamanlama farklarımızı belirliyoruz. İlk önce farkları aldık. Ondan sonra buradaki farkların geçici farklar mı yoksa hiçbir zaman vergiye tabi farklar olup olmayacağı konusunda bir değerlendirme yaptık. Eğer burada dersek ki bu farkların hepsi benim vergi beyannamemi ileriki yıllarda etki edecek, o zaman burada da zamanlama farkı, ertelenmiş vergi aktifi bazımı ya da pasifi bazımı %20 ile çarpıyorum. Neti de benim ertelenmiş vergi aktifim ya da pasifim. Burada baktığımız zaman ben öyle düzeltmeler yapmışım ki karımı azaltmışım. İleriki yıllarda vergiden düşebileceğim 45.386 tutarında bir ertelenmiş vergi aktifim oluşuyor. Dolayısıyla ertelenmiş vergi hesabında yaptıktan sonra bu fişi de kestiğimizde bizim elimizde artık UFRS'ye göre düzeltilmiş bir mizan var. Bilançomuzu da oluşturabiliriz, dipnotlarımızı da oluşturabiliriz. Buraya kadar geldiğimiz zaman iş kolay. Ne yapıyoruz? Şimdi ben dipnotları hazırlamadım burada. İşte buradaki mizanımızı kullanarak efendim bilançomuzu ve kar zarar tablomuzu oluşturuyoruz. Şimdi sözlerimi bitirmeden önce 2 dakikanızı daha alacağım. 2 dakikanızı daha bir noktanın altını vurgulamak istiyorum. Belli bir dönemde yurt dışında çalıştım. Dünyanın birçok yerinde şirketin finansal tablosu tektir. Şirketin finansal tablosu şirketin faaliyetlerinin sonuçlarını doğru bir biçimde şirketin paydaşlarına, menfaat sahiplerini bilgilendirmek amacıyla kullanılan bir tablolar setidir. Vergi amaçlı değil. Vergi ise politik bir araçtır. Çanağın içindeki parayı nasıl dağıtacağınızla ilgili kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla muhasebe vergi için tutulmaz. Muhasebe şirketin faaliyetinin sonuçlarını doğru bir şey finansal tablolara üretmek için, yansıtmak için kullanılır. Dolayısıyla TTK'nın ilk halinde olduğu gibi defterler UFRS ile tutulsaydı da biz buradan vergi matrağına geliyor olsaydık, aslında bu örnekte olduğu gibi izninizle vergi matrağına gelirken ticari bilançomuzu alacaktık. Buradan da düzeltme kayıtlarımızı ters çevirerek vergi matrağımıza ulaşacaktır. Şurada kanundan kabul edilmeyen gider diye bir şeyimiz vardı. Sorunun içinde geçen bir 25 bin kanundan kabul edilmeyen giderimiz vardı. 192.250 matrağımızı çıkartacaktık. %20 ile çarpıp 38 bin diye vergimizi verecektik. Dolayısıyla ben sözlerimi bitirirken efendim bu UFRS ve bağımsız denetim ciddi anlamda mesleğimizin
önümüzdeki dönemde karşılaşacağı bir takım zorunluluklar. TTK anlamında kanun geriye gitti diye çok gevşememek gerekiyor. Burada 10-15 tane standart var hepsi. Bunları okuduğumuz zaman, bir kalemi kağıdı elimize aldığımız zaman iyi bir muhasebecinin bu UFLS uygulamasını rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Efendim Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Güzel sunumları için, hem zamanında etkin kullandığı için ayrıca teşekkür ediyorum. İki konuda Ali Bey'e katılıyorum. Birincisi, UFRS ismini çıkarın. Hakikaten gerçek anlamda özün önceliği muhasebesi yaptığınız zaman UFRS yapmış oluyorsunuz. Bir örnek vereyim size. Bir bankaya gittim. Kredi analistlerimize UFRS anlatır mısınız dediler. Kredi analistleri çok tereddütlü tabii. Yıllarca yaptıkları işler değişiyor diye korkmuşlar. Gittik UFRS'yi anlattık. Ya dediler, biz zaten bunu yapıyoruz. İşte alacakları iskontoluyoruz, satışların içerisinden vade farklarını ayırıyoruz, kur farklarını ayırıyoruz, maddi duran varlıkları ekonomik ömürlerine göre tekrar düzeltiyoruz. Dolayısıyla önemli olan gerçek muhasebe yapmak. Şu an şimdi de Aslı Hanım bize sunum yapacak. Aslı Gedik hanımefendi. O da Başaran Nas SMM şirketinde kıdemli müdür. Dolayısıyla kendisi de güzel bir örnek hazırladı bile. Bir de onu dinlemenizi tavsiye ederim. Aslı Hanım'dan sonra bir kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra soru cevapla sunumu tamamlayacağız. Buyurun Aslı Hanım. Herkese merhabalar. Yeterince üşüdünüz, yoruldunuz fark ediyorum. Pazartesi günü soğuktu. Bugün daha da soğuk. Üçüncü tekrarınız artık bilmiyorum. O buranın soğukluğu ne hale gelecek? 95 senesinden beri denetim ve uluslararası finansal raporlama standartlarıyla ilgileniyorum ofisimizde. İlk TFRS, hep UFRS diye bizim ağzımızdan çıkıyor ama bir tane katılımcının sorusu vardı. Hani UFRS evet, TFRS ondan farklı mı diye, belki onunla başlamak lazım. Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla Türkiye finansal raporlama standartları birbirinin aynı. Türkçe tercümesi. Hatta Türkçe tercümeler yapıldı, resmi gazetede yayınlandı. Eski Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bunu kendi sayfasına koymuştu. Şimdi Kamu Gözetimi Kurulu biliyorsunuz bu sorumluluğu aldı. Türkçeleri tekrar gözden geçiriliyor. İngilizceden çeviri olduğu için bazı yanlış anlaşmalar olabilir diye. Tekrar gözden geçirdikten sonra yeniden yayınlanacaktır. Şimdi üçüncü konuşmacı olarak tabii aslında birçok konu konuşuldu, zaman ilerledi. Dolayısıyla kalan konulardan gerek Volkan Bey'in değinmediği, gerek Ali Bey'in değinmediği bir iki husustan bahsedip bir tane örnek sizinle beraber üstünden geçeceğim. Nereden başlayacağız? Yani bakıldığında 20 seneye yakın bir süredir bu işi yapıyorum. Hep soru aslında nereden başlayacağız sorusu oluyor haklı olarak. Çünkü günlük hayatımızda daha çok vergi usul kanunlarına göre defter tuttuğumuzda, her ne kadar yasal vergi usul olmasa bile prensip olarak, mantalite olarak ona daha yakın olduğumuzda tamam TFRS yapmak zorundayız. Çünkü Türk Ticaret Kanunu geldi ve 1 Ocak'tan itibaren de geçerli olacak Türkiye finansal raporlama standartları. Gözüken o ki şirketler eğer ki bir takım kriterleri aşarlarsa o biraz zor gerçekten hesaplaması gözüküyor. Volkan Bey'in de söylediği gibi işte bir takım ölçekler var, çalışan sayısı var, ciro tutarları var. Hani tüm bunları aştığımızı düşündüğümüzde önümüze geldiğinde bu evet benim şirketim, çalıştığım şirket bunu hazırlamak zorunda dediğinde nereden başlayacağız sorusu var. Türkiye finansal raporlama standartlarını üst üste bastığınızda yaklaşık 3000 sayfaya yakın, oldukça yüklü, İngilizcesi de öyle. Bütün hepsi bizi ilgilendiriyor mu, şirketimizi ilgilendiriyor mu, eyvah ne yapacağız, nasıl öğreneceğiz bunu diye bir tabii ki panik olacaktır. Çok normal. Birincisi okuyarak veya dinleyerek de biraz yaparak oluyor. İyi tarafı önemlilik diye bir kavram var. Standartların içinde de, denetimde de vardır bu. Bir işlemi, bir düzeltmeyi yaptığınızda vergi usul kanunundaki gibi virgülüne kadar, noktasına kadar, kuruşuna kadar tutturmanız aslında gerekmiyor. Belki soru bilançoyu tutturmam gerekiyor mu? İlk açılıştaki soru oradan da gelmiş olabilir mi bilmiyorum ama bütün bu bahsedeceğimiz düzeltmeler, yani yasal mevzuatla TFRS arasındaki farklar var. Evet, ölçüm farkları var, sınıflama farkları var ama o farklar, o düzeltmeler belki de sizin şirketinizin mali tablolarını önemli derecede etkilemeyecek. Dolayısıyla tüm bu işe başlarken ilk aklınızda olması gereken, acaba yapmam gerekiyor mu? Bu düzeltmeyi yapmamam mı gerekir? Yapmasam olur mu diye. Yapmak gerekiyor ama
attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa değmeli gibi bir prensipten yola çıkıyor aslında bütün TFRS'ler. Dolayısıyla finansal tabloyu önemli derecede etkilemeyecekse yapmanız gereken düzeltme aslında yapmasanız da olur bir noktada. Sadece elinizde bunu ispatlayabiliyor olmanız lazım bir tarafta. Yani ben hesapladım, tutara bakıldığında mali tablomda önemli derecede etkilemediği için bu düzeltmeyi vermedim gibi böyle kısa bir ucu açık, belki de çok soru olabilecek bir tüyo diyelim. Benim örneğimi de aslında Ali Bey'in örneğindeki olduğu gibi benimki ticaret ve hizmet şirketi. Aslında bakıldığında benzer konularda düzeltme var. Demek ki en çok karşılaştığımız bazı standartlar olacak. Yani o 3000 sayfayı baktığınızda tüm konular aslında sizleri ilgilendirmeyecek. Mesela türev enstrümanlar var, türev işlemler var, riskten koruma muhasebesi var. İşte yapılmakta yatırım amaçlı gayrimenkuller var, satış amaçlı elde tutulan varlıklar, durdurulan faaliyetler var. Yani böyle daha komplike, daha her zaman karşılaşmayacağınız standartlar var. Dolayısıyla ilk işe başlarken aslında benim şirketim en çok hangi konularla karşılaşıyor, hangi standartlar beni ilgilendirir diye başlamak belki daha doğru olacaktır. Bir diğer daha çok gelen soru, tüm bu düzeltmeleri yaptım, İşte aldım önüme. Hangi standartların beni ilgilendirdiğini tespit ettim. Düzeltmeleri de hesapladım, baktım. Peki ne yapacağım, nereye koyacağım bu düzeltmeleri? Ali Bey gösterdi, bizim de çok kullandığımız bir sistemdir. Aslında kanuni mizanın üzerine Excel'lerde bu düzeltmelerin verilmesidir. İster dışarıdan takip edilebilir bu Excel yoluyla. İsterseniz sistemleri el veriyorsa şirketlerin, şirketinizin sistemi el veriyorsa, çift mizan gibi... Bir tanesi UFRS'ye uyumlu, TFRS'e uyumlu mizan, bir tanesi ise daha çok yasal mevzuata uyumlu mizan şeklinde devam edebilir. Şirketlerin dolayısıyla bu düzeltmeler için farklı farklı yöntemleri var. Excel'de olabileceği gibi sistemsel olarak da yapanlar var. Günün sonunda benim TFRS'e bilanço çıkartmam gerekiyor. TFRS'e uyumlu gelir tablosu çıkartmam gerekiyor. TFRS'e uyumlu nakit akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve dipnotları çıkartmam gerekiyor 31 Ekim 2013 itibariyle. Dolayısıyla yanına bir de açılış bilançosu koymam gerekiyor. 31 Ekim 2012 ki gelir tablosunu elde edeyim. Bu düzeltmeleri bakıldığında aslında halka açık şirketler şu anda yapıyorlar. SPK düzeltme defteri gibi dışarıdan tutabiliyorlar. Dolayısıyla Excel'lerde de dışarıdan yapılabilir bunlar. Bir kötü haber belki diyebiliriz. Şimdi bu düzeltmeler hep dışarıdan. Yani nasıl dışarıdan? Benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Ali Bey de bahsetti. Birçok farklar var. İşte stoklarda var, sabit kıymetlerde var, kredilerde var. Bakıldığında bilançonun veya gelir tablosunun birçok kalemini etkileyen farklılıklar var ve aynı sonuçlar çıkmıyor. Bir tanesinde 1000 lira kar varsa diğerinde 800 liraya düşebiliyor bu kar. Bir takım düzeltmeler yaptım ben. Ali Bey'in örnek zeytinyağı şirketini aldım veya benim bahsedeceğim, biraz sonra bahsedeceğim şirket gibi bir şirketin düzeltmelerini yaptık. Peki ertesi sene bitti mi? 31 Ekim 2013'ü çıkarttınız. Türk Ticaret Kanunu istedi. Genel kurulda da sunuldu bu mali tablolar. 2004 başladı. 2004 senesinde de ben defterlerimi yasal mevzuata göre tuttum. 2004'ün sonunda da mı mali tablo çıkartacağım TFRS'ye uygun? Dolayısıyla bizim nasıl normalde defterlerimizde açılış kayıtları var, devir yapıyoruz, devir fişleri yapıyoruz, açılış fişleri yapıyoruz. Bütün bu düzeltmeleri de maalesef takip etmemiz gerekiyor. Çünkü yasal defterlerimizde yer almadığı için, kanuni mizanlarımız üzerine biz bu TFRS düzeltmeleri verdiğimiz için, dolayısıyla her sene sonunda eğer ki yılda bir kere raporlama yapıyorsak, bir açılış TFRS fişi gibi açılış kalemlerini, düzeltmeleri yapacağız. Bazılarını da iptal edeceğiz. Bu da biraz yorucu tarafı işin açıkçası. Çünkü hep takip etmek zorundayız. Sabit kıymetler örneğin biz 5 yılda amorti etmeyip 10 yılda amorti ediyorsak, dolayısıyla her sene biz kaldığımız noktadan açılışını yapıp takibine devam ettirmek durumunda kalacağız. Şimdi ilk aslında Volkan Bey bahsettiği için biraz daha hızlı geçeceğim bu kısmı. İlk TFRS mali tablolarımda bir takım düzeltmeler yapacağım. Eklemelerim olacak, çıkartmalarım olacak, sınıflandırmalarım olacak ve tekrar ölçümlendireceğim. Dolayısıyla biraz matematik işlemi gibi artılarım var, eksilerim var, yerlerini değiştireceklerim var ve bir daha hesaplayacaklarım var. Örneğin kuruluş ve örgütlenme gideri bahsedildiği için biraz daha hızlı geçeceğim bu slaytı. Kuruluş ve örgütlenme gideri TFRS'lerde gider yazılması gerekiyor ama bizim yasal mevzuatta sonuçta
bilançoya aldığımız, aktifleştirdiğimiz bir kalem. Mesela bunu çıkartacağım eksi olarak düşündüğümüzde. İlave edeceklerim var baktığınızda. Hiç olmayan konsolidasyondan bahsediyor standartlar. Yani bir bağlı ortaklığım varsa, iştirakim varsa bunları muhasebeleştirmem gerekiyor. Konsolidasyon yapmam gerekiyor. Bu zamana kadar benim mali tablomda bunlar iştirak olarak duruyordu veya bağlı ortaklık olarak duruyordu. Tek bir satırda duruyordu. Hayat güzeldi. Ama şimdi gideceğim o bağlı ortaklığın mali tablosunu alacağım. Kendi mali tablomun üstüne koyacağım. Aradaki düzeltmeleri yapacağım. Dolayısıyla iş büyüdü. İlaveler var. Bu sefer çıkartma yok maalesef. Yükümlülükler var. Ali Bey arkadaşımız, meslektaşımız bahsetti. TMS 37. İşte karşılıklar yapın diyor. Garanti veriyorsanız karşılık yapın diyor. Kıdem tazminatı var diyor. İzin karşılıkları var diyor. Dolayısıyla olmayan ilave kalemler koyacağım üstüne. Sınıflandırmalar yapacağım. Sabit kıymetlerin içinden kira geliri elde etmek amacıyla veya sermaye artışı beklediğim bir takım bina ve arazilerim varsa sabit kıymetlerin içinden çıkartacağım. Yatırım amaçlı gayrimenkul diye sınıflandıracağım. Tamam. Zaten bilançomda vardı ama yeri doğru bir yer değil TFRS'ye göre. TMS 40 diye bir standart var yatırım amaçlı gayrimenkul diye. Dolayısıyla ona uyum sağlamak zorundayım. Sınıflandırmaları da yaptım. Ölçümleri değişiyor. Aynı değil. En basit sabit kıymetler için demin bahsettik. Bir tanesinde 5 yılda amorti ediyorum. Diğerinde ise 10 yılda amorti ediyorum. Hayda, tutarlar değişti. Dolayısıyla ilavelerimiz olacak, çıkartmalarımız olacak, yerlerini değiştirdiklerimiz olacak ve bundan sonraki dönemde farklı olarak ölçüm değerini takip ettiğimiz kalemlerimiz olacak. Göz korkutucu gelmesin, sonuçta öyle veya böyle yapılacak. Hepsi yapılmayacak tüm standartlar şirketinizde. Dolayısıyla sizin için geçerli bazı standartlar olacak. Daha önceki konuşmada da demiştim, ben bir gözlük aşağıya kendime örnek seçtim. Neden derseniz işte lens kullanıcısıyım ve bu aralar gözlük bakıyorum. Yedek gözlük olsun diye. O yüzden uzun zamandır da baktığım için kendime onu yakın gördüm. Bir ticaret şirketi olarak. Onun üzerinden bazı çalışmalar yaptım. Acaba böyle bir şirketim olsaydı, bu şirketimiz olsaydı neler değişirdi onun hayatına diye. İşin kötüsü isim bakarken de farklı farklı isimler baktım. Böyle bir isim var gerçekten de ama şirketin onunla bir alakası yok. Yani Örnek Optik diye bir şirket olmakla beraber İstanbul dışında herhangi bir onunla bağlantımız yok. Ama başka da isim olmadı. Yani İyi Optik AŞ, En Büyük Optik AŞ, işte Bizim Optik AŞ, Aslı Optik falan hepsini dedim. Hepsi de var internette işin kötüsü. Neyse bizim şirketimize baktığınızda Örnek Optik'e tabii ki müşteri her daim haklıdır diyorum. Tüm ticaret yapan şirketler gibi. Ama bazı sevmediğim müşterilerim var. Çünkü tahsil edemediğim paralar var. Biraz sıkıntılıyım onlarla. Dava açmış değilim. Yani avukata da vermiş değilim. Ama biliyorum ki tahsil edemeyeceğim tutarlar olacak. Yönetici olarak da zaten bilirsiniz. Yani kimden ne para tahsil edeceğinizi biliyorsunuzdur müşteri listenizde. Fiyat politikam tabii ki daha çok mal satmak için peşin satışlarım ama çoğuna da 6 ay sonra başlayan 2 yıl vadeye yayılmış ödeme seçeneği sunuyorum ki gözlük satışlarımı arttırmak için iyi bir politika olduğunu düşünüyorum. Mal alımlarım da gözlük alımlarım da 10 ay vadeli olarak. Elimde stoklar var. Bu gözlük piyasası sürekli değişiyor. Özellikle güneş gözlüğü biliyorsunuz işte bir sene aynalı, bir sene büyük camlı. Bu sene büyük camlılar modaydı. Muhtemelen gelecek sene büyük camlılar kalmayacak. Dolayısıyla geçmişten kalan stoklarım var. 4 sene öncesinin modelleri olan. Satarım, satmasına satarım ama bilançoda göründüğü, defterde göründüğü tutardan satamayacağım aşikar. Çünkü modası geçti artık. Dolayısıyla biraz problem var TMS açısından. 15 kişi çalışan bir ekibiz biz. Bir takım işte tabii ki kıdem tazminatı, izin, yükümlülükleri hemen aklınıza gelebilir. Yüklü yıl sonunda bir müşterime yüklü satım yaptım. Malların bir kısmı vardı elimde, bir kısmı yoktu. Geldi benim depomda duruyor. Henüz teslim edemedim ona ama faturasını kestim. Yani dedi ki tamam sende dursun benim yerim yok çok mal aldım. Benim depolarımda duruyor. Henüz ona teslim edemedim ama hepsinin de faturasını kestim malı sattım diye düşündüğüm için. Gelirimde yazdım. Yıl sonu bir de özellikle tabii daha çok dikkat ediyorum. Sabit kıymetlerim içinde de sonuçta ticaret şirketiyim ben. Yani çok büyük bir üretim beklemiyorsunuz tabii. Makinalar yok, binalar yok ama bir tane optik makinam var. Onun da değeri oldukça fazla. VUK'a göre 6 yılda amorti ediliyor. Doğru olmayabilir bu. Karşılaştırmadım yani vergi usul kanunuyla. Ama
Gerek teknisyenlerle konuştum, gerek kendi tecrübelerimden faydalandım. 10 yıl kullanabileceğimi düşünüyorum ben ekonomik olarak bu makinayı. Son olarak da tabii işletmeyle beraber sorunlar da var. Daha önce 2 kişiyi işten ayırmıştım. İyi çalışmadıklarını düşünüyordum. Bir tanesi yalnız bu çalışanlardan ayırdığım, gönderdiğim kişilerden bir tanesi dava açtı ve kazandı. Genelde çalışanın yanında oluyor zaten bu davalar. Diğer kişinin de bana dava açması kuvvetle muhtemel. Aşağı yukarı aynı parayı benden isteyecek. Durum bu. Ortada bir örnek Optik AŞ var. Çok da yabancı değil aslında işlemler bize olan, yani bir şirketin başına gelebilecek işler. Türk Ticaret Kanunu çıktı. Dedi ki mali müşavir, benim artık sizin için TFRS'ye uygun finansal tablo hazırlamam gerekiyor. Ben dedim ki tamam, elinden ne geliyorsa yap. Her türlü destek sen, benden. O zaman dönüp baktığımızda şirketin bilançosuna, kanuni bilanço hazırlandı, bir sorun yok. Defterlerimi tuttum yıl boyunca. Onda da bir sorun yok. Bilançomu hazırladım, gelir tablomu hazırladım. Ama bu TMS konusunda ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi beraber bakalım nerelerde ne farklar oluşabilir diye. Ticari alacaklar, nakit ve nakde eşdeğer varlık dediğimiz kasada ve bankada bir sorunum yok. Zaten işte faiz tahakkukunu yapıyordum, kasamdaki para doğruydu. Ama ticari alacaklara geldiğimde bilançoda şirket yöneticisi olarak ben biliyorum bazı müşterilerden parayı tahsil edemeyeceğimi. Dolayısıyla basiretli bir yönetici olarak TMS 39'da diyor ki sen tahsil edemeyeceğini madem biliyorsun dava açmayı bekleme. Tamam, dava açtığında bunu güzelce şüpheli alacak karşılığı yazabilirsin belki kanunlar, ama TMS 39 gereği bunu beklemeden aslında şüpheli alacak karşılığı yazmanız gerekiyor. Tabii iyi bir şey mi benim açımdan? Mali müşavirim bunu dedi ama iyi bir şey mi? Hayır. Çünkü alacaklarım düşecek. Karşında ne olacak? Gider olacak. Gelir gider tablosunda. Şüpheli alacak gideri olacak. Kanundan kabul edilen bir gider olur mu? Vergi dairesine desem ben, vergi incelemesine. Ben gider yazdım bunu. Tahsil edemeyeceğimi düşünüyorum. Ben basiretli bir yönetici olarak şimdiden yazayım dedim. Ne dersiniz? Kabul ederler mi? Etmezler dava açmadığım sürece. Ama TMS 39 diyor ki tahsil edemeyeceğin alacaklar için düşünüyorsan hiç dava açmayı bekleme, şüphe alacak karşılığı yaz gider olarak. İlk açılış finansal tablosu olduğu için, yerini de bilmediğim için, hesap planı daha vermedikleri için ben de mali müşavirim dedi ki enflasyon muhasebesinden yola çıkarak öz kaynaklarda bir düzeltme hesabına koydum ben aslanım bunu. Ben de dedim makul, doğru, başka yer yok zaten. Sonuçta bilançomda ben şüpheli alacağı düşürüyorsa, çift taraflı kayıt yapıyorsa, bunun da diğer tarafı gider tablosu ama açılış bilançosunda da öz kaynakta düzeltme hesabı olacak. Devam ediyorum. Fiyat politikama bakıyorum. İyi bir politika. Satışlarını da arttırdı. 6 ay sonra başlayan 2 yıl vadeli satış, 2 yıla yayılmış ödeme olanağı sunuyorum ben. Şimdi düşünseniz, gözlük alıyorsunuz. Hemen bana peşin para verseniz 500 lira diyorum ben etiket fiyatı üstündeki. Diyorum ki ama 6 ay sonra bana ödemeye başlayacaksın. Taksit taksit 2 yıl boyunca ödersin 500 lirayı. Bak ne kadar iyi. Siz diyorsunuz ki benim param var, ben 2 yıla yaymak istemiyorum. Ne yaparsın demez misiniz? Paranız varsa benim de işime gelmez mi 2 yılda tahsil edeceğime hemen sizden parayı tahsil etmek? O zaman diyorum ki senin için 450 olsun, 500 değil. Dolayısıyla standartlarda diyor ki vade yayılmışsa içinde bir faiz barındırır. Kimse kimseye boş yere para kullandırmaz. Dolayısıyla o faizin aslında finansal tablolarda da gösterilmesi gerekiyor. Yani itfa edilmiş tutarıyla, iskonto demiyorum, itfa edilmiş tutarıyla bilançoda benim satışımın, ticari alacaklarımın gözükmesi lazım. Ben size dolayısıyla 500 lira diye fiyatı, vadeli fiyatı bir gözlüğü 450 liradan satabiliyorsam, peşin fiyatı 450 ise, dolayısıyla ben bütün bu vadeli satışlarımdan olan ticari alacağımı, uzun vadeli ticari alacağımı bugüne iskontolamam gerekiyor. İç iskonto yöntemiyle, doğrusal değil. İç iskonto yöntemiyle iskonto edilmiş, itfa edilmiş tutarından bilançoda göstermem gerekiyor. İçindeki o faiz tutarında, yani 500 lira değil, satışlarımı da 450 olarak göstermem gerekiyor. 50 lirayı da finansman geliri olarak gelir tablosunda sınıflamam gerekiyor. Çok işime geliyor mu? Gelmiyor. Satışlarımı 500 göstermek yerine 450 göstermeyi aslında çok sevmiyorum. Kârımı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Günün sonunda 450 satış, 50 lira finansman geliri, toplam gelir 500. Ama
satış ciro üzerinden beni değerlendiriyorsa sektör diyecek ki 450 bunun satışı, 500 değil ama doğrusu bu. Dolayısıyla bir düzeltme daha yaptım. Vadeli satıyorsam ki müşterilerimiz veya piyasadaki çoğu şirket diyor ki hayır zaten peşin fiyatıyla vadeli fiyatı birbirinin aynıdır. Bu aslında doğru bir söylem değil. Hiçbir zaman siz bankadan 2 yıl faizsiz bir para alamadığınıza göre dolayısıyla kimseye de ben 2 yıl faiz koymadan bir şey satmıyorumdur. Geldik bakıyoruz. Stoklara bakalım. Stoklarım var elimde. Tabii ki şirketin stokları olacak ama eski stoklarım da var işin kötüsü. Tamam satarım ama aynı fiyattan satamam. Yani bilançoda gözüktüğü fiyattan satamam. TMS 2 diye bir standart var. Taradığımda bakıyorum. Ticari alacaklarla ilgili uygulama yaptım. Şimdi stoklara geldim. TMS 2 Türkiye Muhasebe Standartları'nda diyor ki maliyet veya net gerçekleşebilirin değerin düşüğünden sen takip et diyor stoğu. Ben biliyorsam ki zaten bu eski model gözlükleri maliyetten değil de maliyetin daha düşüğünden satacağım. O zaman bu standarda zaten takılıyorum ve bir değer düşüklüğü karşılığı ayırmam gerekiyor. Bunun için bir rapor tutturmama gerek var mı? Hayır. TMS 2 diyor zaten ölçüm prensibi olarak. Ama değer düşüklüğü gideri yazdığımda yani stoklarımı ben 1000 lirayken net gerçekleşebilir değeri hayır 1000 lira değildir bunu 900 liraya düşürdüğümde 100 liralık gideri gelir tablosunda gider olarak yazdığımda yine vergi idaresi bunu kabul eder mi? Hayır etmez. Çünkü bir zabıt tutturmadım. Dedim ki ben bunu satamam. Biliyorum yani yönetici olarak sattığında zaten 900'e satacağım. Doğrusu şimdiden gözüksün. Standart da bunu diyor. Dolayısıyla 100 lira bir gider yazmakla beraber bu da KKYG olacak ama mecbursunuz. Çünkü ölçüm prensibi bu zaten standartlarım. Elimde bir makine vardı optik makinesi. Vergi usul kanununa göre 6 yılda amorti ediyordum. Ama baktım ben teknisyenimle de konuştum. Ekonomik olarak standartta diyor TMS 16 zaten. Şirket yönetimi olarak ekonomik olarak siz bundan ne kadar sürede faydalanacaksanız o kadar sürede itfa edin diyor. Amorti edin diyor pardon. Ben de dolayısıyla vergi usul kanununda 6 yıl olmasına rağmen TMS 16 gereği 10 yılda amortisman hesaplamamı yapıyorum. Dolayısıyla aslında pozitif bir etkisi oluyor gelir tablosu. Daha az amortisman gideri yazıyorum. Bu da artı bir etki gelir gider hesabında. İlk açılış bilançomda tabii bu düzeltmeyi yine öz kaynaklarda düzeltme hesabına yapıyorum. Yeni baştan hesaplıyorum dolayısıyla makinemi, optik makinemi. Ticari borçlarda bir düzeltme yapacak mıyım? Aktif tarafını geçtik. Yani bakıldık. Ticari alacaklara baktım. Tamam. Değer düşüklüğünü yaptım. Stoklara baktım. Eski modeller için bir değer düşüklüğü ayırdım. Onun dışında sabit kıymetlerime baktım. Makineyi daha uzun süre kullandığımı düşündüm. Ömrünü düzelttim. Maddi olmayan duran varlığım pek bir şey yok zaten ticari şirket olarak baktığınızda elimde. Diğer pasif tarafa baktığımda borçlarım da ben nasıl vadeli satıyorsam vadeli alıyorum. Dolayısıyla bana mal satan da aslında vadeli alımdan ötürü içine bir finansman koyuyor. Finansman masrafını koyuyor. Dolayısıyla ben vadeli her aldığımda içine bir finansman giderine katlanıyorum. Ticari alacaklarda yaptığımın aynısını TMS 39 geri ticari borçlarda da yapmam gerekiyor. Bu sefer de daha küçük gösteriyorum borcumu. Yani borcum da 1000 liraysa bugüne itfa edilmiş değeri uzun vadeliyse 10 ay vadeliydi. Mesela 1000 lirayı 950'ye getiriyorum. 950 olarak gösteriyorum bakıldığında. Ama zaman yaklaştıkça tabii gittikçe o yavaş yavaş 1000'e doğru ilerliyor. Bir yıl sonra ya da bir dönem sonra 950 oluyor 960. Çünkü günün sonunda ne kadar ödeyeceğim? 1000 lira ödeyeceğim. Onun dışında başka pasif tarafta başka bir düzeltme yapmam gerekir mi diye konuşuyoruz mali müşavirimle. Diyor ki yani kanuni olarak bir takım yükümlülükler var aslanım. Aslı optik olarak da 15 kişi çalışıyormuş sizde. Dolayısıyla bir kıdem tazminatı yükümlülüğünüz var. Biz defterlerimizde göstermiyorduk kıdem tazminatı yükümlülüğünü veya göstersek de kanuni yükümlülük ne kadarsa onu hesaplayıp koyuyorduk. Ama TMS 19 diyor ki, bana açıklıyor mali müşavirim, aslında kanuni yükümlülüğün hepsini yazmanıza gerek yok yükümlülük olarak. Çünkü herkes işten emekli olup ayrılmayacak. Bazıları kendi isteğiyle ayrılacak. Sizin para ödemenize gerek kalmayacak. Dolayısıyla geçmiş dönemdeki tecrübelerinize bakın. Kendi isteğiyle ayrılanlar var mı? Onları gözden geçirin diyor. Aslında aktüerler çalışma yap demek istiyor bana. Bir de diyor ki bu yükümlülüğü siz ileride ödeyeceksiniz. Hemen herkes ertesi gün ayrılmayacak, emekli olmayacak. Bazıları 10 sene sonra, bazıları 15 yıl sonra emekli olacak. Dolayısıyla bu uzun vadeli bir yükümlülük. Uzun vadeli yükümlülük olduğu için ileride ödeyeceğiniz bir şey olduğu için o zaman bunu da bugüne indirgeyin, bugüne iskonto edin diyor.
TMS 39, TMS 19 zaten bunu diyor. Dolayısıyla mali müşavir bana iyi bir şey söylüyor. Kanuni yükümlülükten çok daha düşük olacağının haberini veriyor. Yani hep negatif şeyler söylüyor. Hep işte gider yazıyordu. Şimdi bu sefer olumlu bir şey söylüyor. O yüzden teşekkür ediyorum ona arada. Kıdem tazminatı yükümlülüğü dolayısıyla kanuni olarak hesapladığımız kıdem tazminatı yükümlülüğünden çok daha düşük olması bekleniyor. Bir ileride ödeyeceğim bir yükümlülük olup bugüne iskonto ettiğim için, bir de tabii ki herkes sonuçta emekliliği benim şirketimde beklemeyeceği için. Dolayısıyla yani bütün yükümlülüğün hepsi bende oluşmayacağı için. Bir diğer konu var. Evet, hiç bilançolarında yer almıyordu bu dava sorunu. Bir kişiye para ödedim zaten ama biliyorum yani diğer kişi daha açtı, ha açacak. Daha açmadı ama yani kapıda mahkemeden gelecek problem. Dolayısıyla ben yine basiretli bir yönetici olarak biliyorsam ki geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir sorun olduğunu ve benden de bir nakit çıkışı olacağını, bir aktif çıkışı olacağını, para ödeyeceğimi. Dolayısıyla finansal tablolarımda bununla ilgili bir dava karşı ayırmam gerekiyor. Mali müşavirim bu konuda beni uyarıyor. TMS 37 diye bir standart var. Dolayısıyla geçmişten kaynaklanan bir işlemden dolayı bir yükümlülüğünüz oluşacak. Siz bunun tutarını hesaplayabiliyorsanız, ki hesaplayabiliyorum çünkü aynı kişi için dava açmış benzer işlem için, o zaman mali tablonuza bunu yükümlülük olarak yazın diyor. Dolayısıyla pasif tarafa bununla ilgili bir dava karşılığı yazıyorum. Yine gelir gider tablonunda bir gider oluşuyor. Sevmiyorum çünkü yine KKYG oluyor. Hasılat olarak yıl sonunda büyük bir mal sattım biliyorsunuz. Bir kısmı elimde vardı, hemen verdim. Bir kısmını da sonradan tedarik ettim ama daha teslim etmedim. Benim depomda duruyor. Benim depomda durması benim açımdan bir sorun teşkil etmiyor. Ben nasıl olsa hasılatını yazdım. KDV'leri bu arada bir tarafa bırakırsak hesaplamalarını. Ama şöyle bir sorun var. Yine mali müşavir beni uyarıyor. TMS 18 diye bir standart var diyor. Risk ve getirisini karşı tarafa geçirdiğinizde ancak malı satmış olursunuz. Yani alıcı bütün bu malın riskini de faydasını da elde etmeye başladığında, elde ettiğinde ancak sizin için hasılattır bu. Hiçbir sorumluluğunuz kalmadığında ancak hasılattır diyor. Eyvah diyorum çünkü benim depomda duruyor. Yansa ben yenisini vereceğim ona. Bütün riski bende. Zaten daha kullanmaya da başlamadı karşı taraf. Yani bir fayda elde etmeye başlamadı alıcı. Dolayısıyla TMS 18'e göre de bu henüz satış olmuyor maalesef. Geriye bu satışı ertelenmiş gelir olarak gelir tablomdan pasif tarafa aktarıyorum. Tüm bu artılar ve eksiler tabii gelir gider tablomu oynattı baktığınızda. Eksiler de oldu, artılar da. Yani bir takım pozitif etkileri de oldu. İşte amortisman giderini ben uzattım, pozitif etkisi oldu. Daha az bir amortisman gideri yazdım. Ama aynı zamanda bir sürü de gider yazdım. İşte karşılık gideri dedim, şüpheli alacak gideri dedim, dava karşılığı dedim. Bir sürü gider de oldu. Yani bu gözle ben bir gelir tablosu oluştursaydım, karım belki çok daha düşük olacaktı. Kanuni olarak hesaplamış olduğum mali kardan ve üzerinden hesapladığım vergiden. TMS 12 standardı aslında bunu diyor. Aradaki Ali Bey de bahsetti. Çok uzun detayına girmeyeceğim. Arada geçici farklar varsa diyor, yani eninde sonunda kanuni mali tablolarda da gerçekleşecek olan işlemler bunlar. Bunlar bir noktada buluşacaklarsa o zaman bunların etkilerini, düzeltmelerini yapıyorsak vergisel etkilerini de hesaplayıp koymamız lazım. Ben birçok gider yazdıysam aslında bunların bir vergi avantajı olması gerekiyor. Dolayısıyla daha az vergi ödemeliyim. Veya gelir yazdıysam TMS'ye göre bir gelir etkisi olacak fazladan oluşacağı için karım. Dolayısıyla bu eksi artıları dikkate aldığımızda üzerinden %20 ise eğer kurumlar vergisi, %20 kurumlar vergisini hesapladı mali müşavirim. Onu da ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya tam tersi ertelenmiş vergi alacağı şeklinde, belki fazla ödedim devlete, o zaman alacak şeklinde mali tablolarıma aktifine veya pasifine bilançoda yazarak etkisinde gelir gider tablosuna gider veya gelir olarak gösterdi. Vergi olarak bunu ödüyor muyuz? Hayır. Genelde şirketlerin en büyük zaten sevmediği nokta odur. Ödemeyeceğim bir vergiyi niye yazıyorum bilançomda diye. Ama bu da bütün bu artıların ve eksilerin etkisi. Şimdi ne oldu benim mali tablolarım? Ters düz oldu. Allak bullak etti mali müşavir. Kanuni olarak baktığınızda ticari alacaklarımı değiştirdi. Şüpheli alacak karşılığı ayırttı. Ticari alacakları neyi değiştirdi? Çünkü vadeli satıyordum. 6 ay sonra başlıyordu ödemeler. 2 yıl vadeye yayılmıştı. Dolayısıyla içinde bir finansman tarafı vardı. İskonto, itfa edilmiş değerinden birim tutmam gerekiyordu. TMS 39 geriye. 753 binden 741'e düştü. Şüpheli alacak karşılığı ayırmam gerekiyordu. Çünkü biliyordum
Bazı müşterilerden tüm müşterilerimi sevsem de bazılarını sevmiyorum, tahsil edemeyeceğim diye. Stoklarımda değer düşüklüğü karşı ayırmam gerekiyordu. Çünkü standart diyordu. TMS 2 diye bir standart vardı. Gözü kör olsun diyeceğim ama maalesef öyle. O aynalı gözlükleri satamayacağımı biliyordum çünkü. Onun dışında maddi duran varlıklarda neydi? Benim optik makinem vardı. 6 yılda amorti ediliyordu. Ama ben TMS gözüyle baktığımda TMS 16. Ekonomik olarak 10 yılda amorti ediyordum. Allah'tan bu sefer pozitif bir etkisi oldu. Onun dışında ertelenmiş vergi hesabı yaptı mali müşavir. Dediğim gibi bu sefer alacak etkisi de oldu. Ama aynı zamanda yükümlülüklerde de var, dikkatinizi çekerim. Ticari borçlarımı ben de vadeli alıyordum. Dolayısıyla onların da itfa edilmiş tutarıyla takip edilmesi gerekiyordu. 323 bin olan borcum 314'e indi. Olumlu etkiledi. Çünkü bugün peşin ödeyip alsaydım ben borcum ne kadar olurduyu aslında hesaplamam gerekiyordu. Burada yükümlülüklerim var. Neden derseniz dava karşılıkları vardı hatırlarsanız. Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamam gerekiyordu. Onu hesapladım. 87 bin kanuni defterlerimde ben mali müşavirim tutuyordu bir yandan, gösteriyordu. Ama kanuni olan yükümlülükten daha düşük bir yükümlülük ödem aslında gözükmesi lazım dedi. TMS 19 geri. Çünkü ileri vadeli bir yükümlülük. Kendi isteğiyle ayrılanlar olacak. Aslanım bu kadar yükümlülüğe gerek yok dedi. Bu nedenle standartlar gereği. Ertelenen vergi yükümlülüğü de tabii aktif olduğu gibi aslında pasife de etkisi oldu. Bunu da bilançomda gösterdim. Ve bütün düzeltmeleri mali müşavir tek bir hesap kaleminde, açılış bilançosu olduğu için TFRS düzeltme hesabında gerçekleştirdi. Gelir tablosu hazırlıyor olsaydı benim için, tabii gelir gidere etkisi dolayısıyla 54.182'lik gelir gidere bir etkisi olacaktı. Bir mutabakat yapalım dedim. Bakalım sen bana anlat böylece ne etkileri oldu, neyin etkisi oldu. Aslında yasal mali tablolarım 426 binken TFRS düzeltmeyle 372 bine inmiş oldu. Her zaman böyle kötü etkilenmeyebilir. Yani olumsuz yaklaşmayalım. Pozitif de bir etkisi olabilir. Örneğin inşaat şirketleri iyi bir örnekte Ali Bey'in vermiş oldu veya hizmet şirketleri olabilir. Dolayısıyla hizmetin tamamlanmasını beklemeden veya inşaatın tamamlanmasını beklemeden yaptıkça hem hasılatını hem de bu işin maliyetini benim gelir gider tabloma yansıtmam gerekir. Çok önemli farklarından bir tanesidir. Hizmet şirketlerini de önemli derecede etkiler. Örneğin uzun vadeli bir hizmet sözleşmesi yaptığınızda 1,5 yıl olsun. Kasım ayında ben başladım işe. Aralık sonunda da mali tablo hazırlıyorum. Bir ay çalıştım o kişi için. Ve bir kısmını da tamamladım işin. Ama daha tamamı bitmedi. Ne olacak? Hiç bilançoma bir şey yazmayacak mıyım? Hiçbir gelir elde etmeyecek miyim? Halbuki hizmet verdim. TFRS'ler diyor ki TMS 18, sen bir ay çalıştıysan, bir aylık hizmetini verdiysen, dolayısıyla o bir aylık gelir tablosunda bunun hasılatı da olsun, bu işin maliyeti de olsun. Dolayısıyla mali müşavir olarak mesela bir anlaşmanız olduğunda yapmış olduğunuz o hizmet süresiyle ilgili bir tamamlanma yüzdesi hesaplayarak gelirini ve giderini yansıtmanız gerekir. Hizmet şirketlerinde ve inşaat şirketlerinde önemli derecede artı etkisi olan TFRS'lerin etkili olabiliyor. Dolayısıyla bakıldığında artıları var, eksileri var, bir takım düzeltmeleri var. Ama çoğu standarda bakıldığında üretim şirketinin örneğiydi Ali Bey'in örneği. Benimki ise ticari şirketti. Aslında benzer standartlar üzerine ikimizde ve birbirimizle konuşmadan işin ilginci yoğunlaştık. Bu da aslında bizim o 3000 küsür sayfanın hepsinden imtihana hazırlık olur ya, böyle hangi yerlerden soru çıkacak gibi. Aslında hepsinden yani bazı noktalara dikkatimizi yoğunlaştırmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Ben çok daha fazla uzatmıyorum çünkü sorular bölümü de olacak. Bir ara vereceğiz herhalde. Volkan Bey'e ben bırakmak istiyorum. Çok sözü. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Efendim şimdi bir 15 dakika aramız var. Sizlerden istirhamım, yukarıda soru kağıtlarına sorularınızı yöneltirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. O da arada sorulan sorular yazıyla ifade edilmedi ama birincisi şu. Bir arkadaş şeyi sordu. Hocam TFRS kaç günde öğrenilir diye sordu. Şimdi ben bunu değişik yerlerde zamanlarda söylüyorum.
Biliyorsunuz ben bir öğretim üyesiyim, yani teferisi öğretmeye de gidiyoruz bazı yerlere. Çok komik bir şey anlatayım size. İki gün gidiyorum bazı yerlere. Diyorlar ki hocam iki gün daha gelseniz bu iş tamam olur diyor. Dört gün gidiyorum. Diyorlar ki hocam bir dört gün daha gelseniz bu tamam. Böyle böyle devam ediyor. Bir gruba bir buçuk ay gittim. Her şey oldu diye ellerini sıktım, hocam bir buçuk ay daha gelseniz bu iş tamam dediler. Dolayısıyla bunun hani günü falan yok. Bunun formülü temel TFRS'leri öğrenip oturup yapmak. Aynen enflasyon muhasebesi gibi. Bir ilk enflasyon muhasebesi anlattığımızda kimse kavramlara uzaktı, anlamıyordu. Ama bir süre sonra emin olun bizim hatalarımızı bulmaya başladı insanlar. Slaytlarınızda hata var demeye başladılar. Dolayısıyla bunun özü oturup yapmaktır. Şimdi ilk önce Ali Bey hazır mısınız ya da ben mi cevaplayayım? İlk önce Ali Bey'in sorularını cevaplayalım. Sonra Aslan'ım, sonra da ben elimdeki soruları cevaplayacağım. Şimdi hızlıca sorular üzerinden geçelim. Şimdi faaliyet raporları ile ilgili bir soru geldi. Şimdi efendim burada faaliyet raporlarını da gözden kaçırmamak gerekiyor gerçekten. Biliyorsunuz faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik ikinci yönetmelik çıktı. Ve burada önemli olan konu da şu. İki ay içerisinde diyor efendim. Yani bilanço tarihinden sonra iki ay içerisinde diyor tebliğde. Eğer okursanız kendinize çok net olarak göreceksiniz. Her şirket. Şey, bir de tüm sermaye şirketleri şu anda bu tebliğe göre. Yani aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece faaliyet raporu hazırlamakla yükümlüler. İçeriğine baktığınız zaman da birebir finansal tabloların konması gerekiyor şeklinde bir ibare olmamasına rağmen şirketin finansal faaliyetinin sonuçlarına dair yönetimden bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Şirketin finansal performansına dair. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında zımnen bu finansal tabloların hazır olması gerekiyor ki siz bu bölümü doldurabilin. O anlamda tabii bir denetim mekanizması olmadığı için aslında bağımsız denetime tabi olmayan firmalar açısından hani bunu kim sorgulayacak, kim soracak, kim işte kime vereceğiz gibi sorular yine doğru sorular. Ancak TTK açısından baktığımız zaman, ikinci yönetmelik açısından baktığımız zaman iki ay içerisinde bilanço sonundan hazırlamamız gereken bir faaliyet raporuyla karşı karşıyayız. Bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi soru, iç verim oranı Excel'de nasıl hesaplanır? Şimdi bunu ekranda göstermem gerekiyor. Çok kısaca özetleyeyim şimdi burada otururken. Şimdi birincisi sizin bu borçlanma işlemi sonucunda tarihler itibariyle firmaya giren ve çıkan nakitleri alt alta koyup yazabiliyor olmanız lazım. Bunun da bir formülü var Excel'de iç verim oranı ile ilgili. Otomatik olarak hesaplıyor. Benim bu örneğimi İSMO'nun web sitesine de yükleyeceğiz. Excel'i PDF olarak değil. O formülleri de görebileceğiniz şekilde. Burada da bununla ilgili örnek var. Oradan da kolayca takip edebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak bir meslektaşım e-mail adresimi sormuş. Oradan sorabilirsiniz de. Eğer bu iç verim oranı vesaireyle ilgili bir şey olursa. E-mail adresim benim soyadım Çiçekli A Cicekli. Arada nokta falan yok. Deloitte.com. Deloitte'da Denizli, Edirne, Lüleburgaz, Ordu, İstanbul, Trabzon, Edirne.com. Devam edelim. Alacak ve borçlar eskontoya tabi tutarken Türk Ticaret Kanunu'na göre en fazla 60 günlük bir süre var. Tamamını mı eskonto edeceğiz yoksa bir kısmını mı? Çok güzel bir soru. Evet, 1530. madde de vadeler tanımlanmış gerçekten. 60 günlük bir vade zorunlu olarak gözüküyor TTK'da da kim ne kadar uyguluyor o da ayrı bir konu tabii. Şimdi TFRS açısından baktığımız zaman peşin fiyatıyla vadeli fiyatı arasında fark olup olmadığı sorusunu sormamız gerekiyor. Yani ben 90 gün vadeyle sattığımda peşin fiyatı 1000 liraysa, 90 gün vadeyle sattığımda da peşin fiyatı, vadeli fiyatı 1000 liraysa o zaman herhangi bir iskonto yapmama gerek yok. Piyasadaki standartlara baktığınız zaman, bu UMS 18 standartına baktığınız zaman normal vadeler. Piyasa koşullarında normal vadeler. Tabii bu standartları yazan kişiler İngiltere'de oturuyorlar. Yok efendim Avrupa'nın X ülkesinde oturuyorlar. Ve oranın koşullarına göre bir takım standartlar yazıyorlar. Adamın ülkesindeki enflasyon diye bir şeyi bilmiyor. Çok uzun yıllar çok düşük enflasyon oranları da yaşamış. Oysa normal vade orada biraz daha fazla bir şey ifade ediyor. Şimdi bizim bir denetim firması olarak yaklaşımımız sıfır güne iskonto edilmesi noktasında. Çünkü diyoruz ki siz eğer 90 gün vade açıyorsanız, 120 gün vade açıyorsanız bunun bir finansman maliyeti var. Siz ne kadar peşin fiyatıyla vadeli fiyatı aynı olarak düşünseniz, söyleseniz dahi bunun içinde mutlaka bu finansman maliyetini yedirdiğiniz bir
motivasyon motif var altında diye genel uygulama olarak sıfır güne iskonto etmeyi etmek de kolayımıza geliyor. Ancak kitaba göre gittiğiniz zaman piyasa koşullarına göre eğer 90 gün normal vade olarak kabul ediliyorsa ve peşin fiyatıyla vade fiyatı arasında bir fark yoktur diyorsak 90 güne kadar, o zaman 90 güne kadar iskonto etmek lazım. Sıfır güne kadar değil, kitaba göre. Ama bu kolaylaştırmak için sıfır güne alışları ve satışları iskonto etmekte fayda olduğunu söylüyoruz efendim. Şimdi TMS standartlarından hepsini mi incelememiz gerekiyor? Sunumlarda belirttiğiniz standartlar yeterli olacak mı? Net bugünkü değer iskonto formülleri, faiz oranları açıkça nerede belirtilmiştir? Şimdi şöyle, TMS standartlarının hepsini incelememiz gerekiyor mu? Evet efendim, gerekiyor. Ancak burada önceliklendirerek nereden başlayalım sorusunun cevabı da özellikle bir KOBİ işletmesinin finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyen standartlar. Eğer bugün ben UFRS'yi öğreneyim, nasıl öğrenirim diye başlıyor olsaydım, KOBİ TFRS kitapçığını internetten indirip Türkçe'ye de çevrildi. Bunu işte bir zaman planı içerisinde buradaki standartları okuyarak devam ederdim. Kitap da oldukça ince, KOBİ TFRS ve anlaşılır bir dille de yazılmış. İngilizce kaynak okuma gibi bir şey varsa büyük dört denetim firmalarının kendi içerisinde ücretsiz eğitimleri var. Bunlar çok rahatlıkla işte bütün standartlar soru cevap şeklinde işlenebiliyor. Bizim de böyle ücretsiz kaynaklarımız var. Tavsiye ederim. Net bugünkü değer iskonto formülleri, faiz oranları açıkça nerede belirtilmiştir? Bunu standartların içinde bulmazsınız efendim. Bu net bugünkü değer vesaire. Finans kitaplarında daha çok bulunur. Ama biz standartın içerisinde UFRS zaten konsept bazlı bir standart seti. Kural bazlı değil. Burada size bir formülden öte konsepti çizer. Onun nasıl hesaplanacağı vesaire konusunda direkt standartların içinde görmezsiniz. İlgili finans kitaplarından bu formülleri rahatlıkla bulabilirsiniz. EBITDA FAVÖK çarpanının belirlenmesi hususunda bilgi alabileceğimiz kaynaklar. Çarpan nasıl belirleniyor? Bu da değerleme kitaplarına. Finans kitaplarına ve değerleme için, şirket değerlemesi için kitaplar şey yapılabilir. Tabi burada gerçekten soyut kavramlar bir şirkete değer biçme. Hani genellikle de firmalar bu çarpanın ne kadar sağlıklı olup olmadığını değerlendirirken daha önce gerçek bir satışa konu olmuş benzer bir şirketin çarpanıyla karşılaştırarak devam ederler. Hani siz ne kadar çarpıp toplayıp bölüyorsunuz de onun bir alıcısı ve satıcısı o parayı gerçekten ödeyen gerçek bir kişinin olması lazım. Bu çarpanın sağlıklı olup olmadığı konusunda da hani yaptığımız hesabın sağlıklı olup olmadığı konusunda da başvuracağımız kaynak gerçekleşmiş işlemlere bakmak lazım. Örneğin bir hastane ise Acıbadem örneğin kaç çarpanla satıldı zamanında ya da işte X üretim firması benzer sektörde kaça satıldı şeklinde verifiye edilebilir. Şimdi efendim bir soru da Volkan hocama gelmiş. Piyasadaki programlar yaygın kullanılanlar Logo, Luga, ETA, TFRS'in gerekli altyapıyı hazırlayabildi mi? Gerek sizinle direkt ilgili olmasa da bildiğiniz kadarıyla. Şimdi bir takım çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ancak ben hocam kusura bakmıyorsunuz değil mi? Lütfen. Şimdi bir takım çalışmalar yapıyor gerçekten. Logosu olsun, net sesi olsun vesaire. Şimdi TTK öyle bir noktaya geldi ki gerçekten tam yamalı boşluğa döndüğünü düşünüyorum şahsi kanım. Hani bu anlamda bu muhasebe yazılımları konusunda son noktaya getirdiler mi, getirdiler mi çalışmaları bilmiyorum açıkçası. Ama hocamın konuşmasında çok önemli bir konu vardı. Bu UFRS'yi hangi firmaların uygulayacağı konusunda bile bir kapsam daralması olduğu noktada kim bu yatırımı niye yapsın da ayrı bir konu tabii. Dolayısıyla bu sorunuza ben yanıt veremiyorum ama Volkan hocam sizde bir bilgi var mı? Tamam, sonra geçelim. Şimdi devam edelim. Benimle ilgili son sorular. Şimdi bir hukukçuları ilgilendiren bir soru var. Ben bunu okuyacağım ama izninizle ben bunu yanıtlamayayım yanlış yönlendirmemek için. Yeni TTK'da tür değiştirme ve birleşmelerde aynı sermaye ile ilgili hükümler uygulanmaz diye hükümler var. Bu ne anlama geliyor? Muhsin Yıldırım Bey sormuş. Şimdi ben bir hukukçu olmadığım için benim uzmanlığım UFRS, bu soru benim alanımı aşıyor. İzninizle yanıtlamayacağım. Muhasebe kayıtlarının dönemin başından itibaren hem MUK'a göre hem de buna paralel olarak aynı zamanda örneğin bir demo şirketinde UFRS, TFRS'e göre tutulmasında herhangi bir mahsur var mı? Çift kayıt tutuluyor gibi bir varsayımla cezai bir durum ortaya çıkar mı? Efendim şimdi bu çok güzel bir soru ve gerçekten de kanun kurucunun bunu netleştirmesi gerekiyor. Ancak bunu yapan çok fazla firma var paralel defter uygulaması anlamında. Şimdi iki tane yöntem genellikle bu UFRS için kullanılıyor. Bir paralel defter uygulaması.
Şey, VUK'a göre ana defter vergi usul kanunu, bir takım düzeltme kayıtlarıyla özellikle SAP Oracle gibi sistemler kullanan firmalar, özellikle SAP'de bir paralel defter açarak bu VUK uygulamasını, UFRS uygulamasını yapıyorlar. Şimdi aynı zamanda ben kendi konuşmam içinde de söyledim. Bazı yabancı firmalarda kendi defterin içi, aynı defterin içinde bu işi çözüyorlar. SAP içerisinde bu var. Çoklu harfleme metodu deniliyor. İşte UFRS hesaplarının içerisine bir U diye bir şey takıyor hesabın yanına. Ondan sonra işte VUK'a göre mizan çektiği zaman U'ları çekmeden bir mizan çekebiliyor. Ve bununla, bu firmalarda da benim bilgim dahilinde bir eleştiri almadılar. Mantıksız da geliyor açıkçası böyle bir şey olması. Hani benim kişisel kanımca hiçbir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Siz verginizi matrağınıza doğru beyan edip herhangi bir inceleme anında VUK'a göre doğru bir biçimde değerlenmiş kayıtlarınızı ortaya koyduktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Şirketlerde dönem sonlarında her türlü yasal yükümlülükler düşündükten sonra dağıtılabilir kar varsa bu kardan her halükarda ödenmiş sermayenin %5'i kadar pay sahiplerine kar dağıtmak zorunlu mudur? Yoksa genel kurulda kar dağıtmamaya karar verebilir mi? Kar dağıtmamaya karar verebilir. Kar dağıtmamaya karar verebilir. Benimle ilgili sorular bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Ali Bey. Aslanım, sizin soruları isterseniz cevaplayalım. Ben hemen deminki sorunun devamı, çok benzer bir soruyu alayım buradan. Tek düzen muhasebeye göre yaptığımız kayıtlara TFRS'ye göre yaptığımız kayıtları da girecek miyiz? Bunlar iç içe mi olacak, yoksa TFRS kayıtlarımız sadece Excel'de mi duracak? Aslında benzer soru. Yani dolayısıyla TFRS düzeltmeleri, bahsettiğimiz Ali Bey'in de benim de bahsettiğimiz TFRS düzeltmeleri nerede olacak? Çeşitli yöntemler var. Yani bizim de benzer Ali Bey'le karşılaştığımız müşterilerde dışarıdan Excel'de takip eden de var. Ali Bey'in örneğinde olduğu gibi. Benim de sizlerle paylaştığım optik aşinin aslında bir Excel düzeltmeleri var. Kanuni mizan üzerine UFRS düzeltmelerini dışarıda Excel ortamında takip ettiğimiz, mesela amortisman tablosu gibi veya ertelenmiş vergi gibi çok fazla işlemi olmayan şirketler Excel'den takip ediyor bunu. Ertesi yılda düzeltmeleri, yine açılış düzeltmeleri, yine kanuni mizan üzerine geçen seneki düzeltmelerim deyip yine aynı o şekilde devam ettiriyor. Yani dışarıdan Excel ortamında diyelim. Ama çok fazla işlemi olan, eğer ki müşteriniz çok fazla satışı varsa, çok fazla fatura kesiyorsa, fazla işlem yapıyorsa, o zaman sistemden takip etmek tabii daha kolay. İşte çift mizan olabilir. Oracle, SAP veya Logo, bunlara müsaade eden aslında uygulamaları var gördüğümüz müşterilerimizde de. Dolayısıyla bir UFRS mizan, yani aynı muhasebe kayıtlarını bir de kanuni mizan şeklinde çıkartabiliyorlar. Veya tek bir tane mizan oluyor ama farklı kodlar oluyor. İşte UU kodlar gibi, işte UA kodlar gibi. Dolayısıyla kanuni mizan çek dediğinde sadece U kodlarını alıyor. Veya UFRS mizan çek dediğinde U artı UA'ları alıyor gibi. Dolayısıyla aslında her şirketin kendi bütçesine göre, yapısına, işlem adedine göre belirleyeceği bir şey bu. Defter tutmak zorunda olmadığı için bunu sistemde de takip edebilir, dışarıdan Excel'de de takip edebilir. Hesap planı olmadığı için şu anda aslında tek düzen hesap muhasebeye göre yaptığımız kayıtları iç içe geçecek mi? Kendisi, yani açıklanmadığı sürece, o zaman şirketler kendileri bir hesap kodu açacaklar. Yani taslak bir hesap planı var. Hepimiz de bu çalışmalarda yer aldık aslında, konuşmacıların hepsi. TFRS ile uyumlu bir takım hesaplar olması gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi mesela ertelenmiş vergi hesaplaması var. Yatırım amaçlı gayrimenkul diye bir tane bilanço kalemi var. Dolayısıyla bunun da bir hesabının olması gerekiyor. Hesap planı çıkmazsa eğer, mecburen siz kendiniz bir tane hesap adı atacaksınız oraya. Yani işte X kodlu veya başka bir kodlu çözüm olarak. Bir diğer soru, 2012 senesi sonunda VUK'a göre düzenlediğimiz bilanço ile hesapları kapattık. TMS'ye göre düzeltilmiş bilançomuzu 2013 yılı YMI açılışında mı yapacağız? Şimdi 2012'ye göre kapattık defterlerimizi. VUK'a göre de bilançomuzu, gelir tablomuzu çıkarttık. Hesaplarımızı kapattık dediğiniz gibi. 2013'ün sonunda ama biz TFRS'e uyumlu mali tablolar vermek zorundayız. Bunun da bir açılış bilançosu olacak bahsettiğimiz. 2012 sonunun bir aslında hem VUK'a göre, yasala göre, hem de TFRS'ye göre 31/2012 bilançosu olacak. Bunu ne zaman yaparız? Yani hemen 2012'yi kapar kapamaz yapmak zorunda değiliz. Tüm sene içinde yapabiliriz. Yani 2013'ün herhangi bir zamanında yapabiliriz veya 31/2013'ü hazırlarken de yapabiliriz. Yani tamamen sizin zaman planınıza bağlı.
ama son dakikaya atmamanızı tavsiye ederim ben. Çünkü bir TMS'leri ilk defa hazırlayacaksanız dolayısıyla okuyup anlamak gerekiyor. Yapınca ancak oluyor bu iş. Dolayısıyla 2012'yi kapattıktan sonra 2013 senesinin içinde aslında ilk uygulama olarak yani kendinize bir nevi ev ödevi olarak 2012'yi ben bir açılış bilançomu hazırlayayım hiç kanuni yükümlülük zamanı gelmeden deyip hazırlamanızda fayda var. Yoksa zaman açısından bir kısıtlama yok. Açıklanmış en azından bir kısıtlama yok şu anda. Stok değer düşüklüğünü bularak buna karşılık ayırdık. Ki evet doğru TMS 2 olarak. Bunu bu şekilde belgelendirmemiz gerekiyor mu? Mesela piyasadan teklifler alarak. TFRS'ye göre bilanço vereceğimiz yer bizden bunu ister mi? Çok güzel bir soru. Çünkü bir sürü düzeltme yaptık. Dedik ki şirket yönetimi kendisi karar verecek buna. Bunun bir belgesi olacak mı? Yani çünkü biz hep belge düzenine göre defter tutuyorduk. Burada bahsettiğimiz konulardaysa aslında belgesi yok bir nevi. Yani şüpheli olacak karşı diyoruz ki ben bazı müşterilerimden parayı tahsil edemeyeceğimi düşünüyorum. Düşünüyorum da yani bunun arkası ne? Tamamen şirket yönetiminin bir kararı, belgesi yok bunda aslında. Bu tip konular olacak. Ama bu desteklenebilir. Nasıl desteklenebilir? Mesela stoklarla ilgili maliyet veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla takip etmek zorunda şirket. Dolayısıyla bu karşılığı bu muhasebe prensibine göre ayırıyor. O zaman net gerçekleşebilir değer satış eksi satış için katlanılması gereken harcamalardır. O zaman satış fiyatlarını alacak. Satış için katlanması gereken bir takım harcamalar var mı? Onları çıkartacak. Bu harcamaları düştükten sonra defterlerindeki stok değeriyle karşılaştıracak listesiyle. Diyecek ki ya bak bu gözlüğümde mesela daha düşük net gerçekleşebilir değer. O zaman bunun için ayırayım. Dolayısıyla evet elinde bir kanuni belge olmamakla beraber kendi çalışması olacak. İşte satış fiyatı eksi satış için neye katlanacaksa mesela paketleme, taşıma masrafları varsa veya tamamlanma henüz daha tamamlanmamış bir mal olabilir. Dolayısıyla bir denetim geldiğinde denetçi gözüyle bir yandan tabii denetçi gözüyle bakıyoruz biz ikimiz de denetim kökenli olduğumuz için. Dolayısıyla denetçiye bunu ispatlaması gerekiyor. Yani şirket yönetimi olarak bir takım kendi varsayımlarını, tahminlerini olur ya denetime denetim zorunluluğu olan bir şirket haline gelirse denetçiye de ben neden bu değer düşüklüğünü ayırdım? Bak elimde böyle bir tablo var. Ben karşılaştırdım fiyatlarımı. Defterlerdeki stoklarla satış fiyatlarını karşılaştırdım. Demek ki bu kadara satamayacağımı gördüm defterdeki tutara. O yüzden değer düşüklüğü ayırdım demeli. Şüpheli alacak karşılığında mesela yaşlandırma tablosu önünde koyabilmeli. Yani şüpheli alacak karşılığı ayırdın ama neye göre ayırdın? Çünkü arkasında bir yaşlandırma tablosu var. Diyebilirsiniz ki 2 senedir tahsil edemiyorum. Ortada. Evet dava açmadım ama 2 senedir de tahsil edemediğim gözüküyor. Dolayısıyla yaşlandırma tablosu bunun bir örneği. Bu tip belgeler yeterli olacaktır. Yani destekleyici kanıtlar oluşturacaktır. Kıdem tazminatı karşılığını mevcut VUK'a göre mi hesaplayacağız? Kıdem tazminatı hesaplamasına ilişkin TFRS'de bir hesaplama tablosu var mı? Hangi standartta? Bu kıdem tazminatı ile ilgili TMS 19. Sadece kıdem tazminatından bahsetmez aslında. Çalışanlara sağlanan faydalardır. Daha geniş kapsamlıdır. Çünkü bir takım planlar olabilir. Yabancı şirketlerde daha çok karşılaştığımız çalışanlara sunmuş olduğu fayda planları olabilir. Emeklilik sandıkları bankaların mesela bu planlar kapsamında düşünülebilir. Bu hesaplamanın TMS 19'da maalesef bir tablosu yok. Çünkü aslında her bu uluslararası standartlar oldukları için yani Türkiye özelinde olmadığı için daha genel konseptleri veriyor standartlar. Diyor ki şirket olarak çalışanlarına sen bir takım faydalar sunmuşsan veya kanuni yükümlülüklerin varsa bunu bilançoda yükümlülük olarak yazacaksın diyor. Ama onun içinde de diyor ki işte bu yükümlülükleri hesaplarken sonuçta uzun vadeli olduğuna dikkat et. Kıdem tazminatı hesaplamasında da dolayısıyla detaylar yok ama o detaylardan siz çıkarımda bulunmanız gerekiyor. Bu tip tablolar ileride kamu gözetimi kurumu yardımcı olsun diye verir mi? Bilemiyorum işin açıkçası. Hani Volkan Bey'e de bakıyorum bir yandan ama oradan beklediğimiz daha başka sorular olduğu için hani buna gelene kadar. Bence yapısal sorunları var şu anda. Evet buna gelene kadar. Maalesef bu tip hani kolaylaştırıcı tablolar yok standartların içinde. Yani bir kıdem tazminatı hesaplama tablosu gibi belki SMM odası ileride bu tip örneklerle destekleyebilir. Enstitüde böyle çalışmalar yapacağız. Evet, kolaylaştırıyor. Çünkü yine benzer var. Kıdem tazminat karşılıkları ayrılırken çalışanların kıdem tazminat karşılığı 31 önceki
ye göre ayrılacağından itfaiye edilerek düzeltme yapılması gerekecek mi? Yapılacaksa neye göre diye. TMS 19'a göre evet, yani kanunu hesaplamış olduğunuz yükümlülüğü değil, uzun vadede ödeyeceğiniz bir yükümlülük olarak, uzun vadeli yükümlülüğü bugüne iskonto etmeniz gerekiyor ve aktüeller varsayımları içinde barındırması gerekiyor. Yani çok daha detayınıza indiğinizde ülkedeki ölüm oranları, işte şirketteki çalışanların ölüm oranlarını bile dikkate alabilirsiniz. En doğrusu çok fazla çalışanı olan şirketlerde bu çalışmaları aktüeryerlerin yapması. Yani bizim denetim şirketleri olarak da tavsiye ettiğimiz o varsayımları onlar çok daha fazla biliyorlar çünkü. TFRS'de vadeli satışlarda kredi kartıyla yapılan taksitli satışlar ve vadeyi nasıl yapacağız diye tam yazıyı okuyamadım ama herhalde kredi kartıyla yapılan taksit satışlarda nasıl yapacağız TFRS'de diye. TMS 39 gereği taksitli satışlarda, kredi kartıyla yapılan taksit satışlarda içinde faiz barındırdığı gerçeğiyle karşı karşıya aslında TMS 39 gereği. Peşin fiyatına taksitle diye bir saçmalık yok. Olmayacağını. TFRS'de. Yani tabii işte 60 gün var kanunda ama TFRS'de bu yok. TMS 39 60 günden bahsetmiyor. Yani bu bizim kendi ülkemizin 60 günü. Hani 60 gün vadeyle peşin fiyatı aynıdır kabul ediyorsak evet 60 gün için yapmayacağız. Ama daha sonraki dönem için mesela işte 6 ay vadeli satıyorsa o zaman ilk 2 ayın için yapmayıp 6. aydan 2. aydan 6. aya kadarki süre için o taksitlendirmede peşine indirgememiz gerekiyor. Ama normalde bizim de uygulamamız Ali Bey de bahsetti 0 gün olarak almak. Çünkü 2 ay içinde bile 60 gün içinde bile Türkiye ortamında aslında bir faiz vardır. Yani 2 ay içinde paranın bir uğradığı faiz var. Bir de Aslı Hanım hemen bir ekleme yapalım. Tabii. KOBİ TFRS'de açıkça yazıyordu. Bir finansman, bariz finansman içermiyorsa bunun itfa edilmeyeceği, yani iskonto yapılmayacağı, ama tam sette böyle bir ifade yok. İşletme yorulmayacak. Bir şirkete gidiyorsunuz, 3 günlüğüne repo yapıyor ama diyor ben diyor 90 gün sonra aynı parayı tahsil edeceğim. O zaman 3 günlüğüne niye repo yapıyorsun cumadan pazara, pazartesiye? Yani paranın demek ki zaman değerine inandığı için yapıyor. Dolayısıyla uygulama genelde 0 gün iskontosudur. Evet, yapması zor. Yani çok fazla mesela fatura çıkartan bir şirkette gerçekten tek tek takip etmek zor. Bununla ilgili işte Excel'de takip eden var veya sistem kurmuş olan şirketler var. Yani büyük şirketlerde işte ne bileyim Beko, Arçelik veya Vestel. Düşünsenize günde ya da kargo Teknosa veya kargo şirketi, yani günde 1000 tane, yani kaç tane fatura kestiğini düşünün. Hani bunun tek tek vadesi şu kadardır diye Excel'de takip etmesi mümkün değil. Dolayısıyla sistem geliştiriyorlar. Ama zorluk açısından evet bir ham maliyet getirdiği aşikar. TFRS'de amortismanlar eskiden yeni TFRS'ye geçerken nasıl muhasebeleştirilir? Herhalde eskisinde bir işte bizim örneğimizde vardı. 6 yılda amortismanı tabi tutuyordum. TFRS'de 10 yılda amortisman ayrılmamış sabit kıymet tutarını alacak şirket önüne. 10 yıl üzerinden amortisman hesabını yapacak. Yani 6 yılı bir tarafa bırakıp ilk bilançodaki sabit kıymet tutarı neyse amortismana tabi tutacağı, onu 10 yıla mesela doğrusal olarak bölecek, kıst uygulayacak hepsine. Burada belirtmedik ama biraz tabii detayları bunlar. Yani sadece binek otoları değil, bütün sabit kıymet kalemlerine kıst usulü olarak amortismanı 10 yılda amorti edecek. Doğrusal olabilir, hızlandırılmış olabilir. Bir kısıtlama yok. Şirket kendi operasyonunu en doğru olan yöntem neyse onu belirlemesi gerekiyor. İşverenin bordro dışı ödediği ücretlerin durumu ne olacak? Bunu bence. Şimdi bunu arada aldık, okuduk. Hani cevaplasak mı? Cevaplasak bir türlü, cevaplamasak bir türlü diye. Tabii denetçi olarak, denetçi gözle baktığınızda hani böyle bir soruyu hiç olmamış gibi. Soran arkadaş şirketin ismini versin bence burada. Bakalım, inceleyelim. Şimdi bu TFRS düzeltmenin tabii bilançodaki rakamlar üzerine yapılıyor. Hani bilanço dışı rakamlar üzerine yapılmıyor. Bilançoda ne varsa artık onun üzerine yapılacak. Evet. Dolayısıyla bilanço dışı olmayacağını düşünüyoruz hiçbir şeyin. TFRS'ye geçişte kullanacağımız belirlenmiş rasyolar var mı? Geçmişte yeniden değerleme tablosunda olduğu gibi varsa rasyolar nerede yayınlanmalı? Öyle bir rasyolar hiç yok. Olmayacak da. Yani olacağını düşünmüyorum. Belki işte kıdem tazminatı hesaplaması veya iskonto hesaplaması gibi örnekler, yani şablonlar değil de örnekler, nasıl Ali Bey'in Excel'inde var, işte bizim örneklerde var ya da TESMER'in eğitimlerinde var. Yani bu tip yardımcı çalışmalar olabilir ama
hani kamu gözetiminde bu tip rastrolar vereceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü standartın içinde de yok. Bendeki sorular bu kadar. Çok teşekkür ederim hastanım, ağzınıza sağlık. Hem soruları cevaplayacağım hem de değindiğiniz noktalarda bir iki açıklama yapacağım. Bir kere şunu bilmenizi istiyorum. İki arkadaşımın da çalıştığı şirket SPK'nın oversight'ında, yani SPK denetliyor. Ve geçmişte çok acı tecrübeler yaşıyoruz. Yani bir Excel tablosu hazırlayıp alın kıdem tazminatınızı buna göre yapın dediklerinde SPK ceza kesiyor. Çünkü diyor ki bu şirkete özel bir şeydir. Çok şirket özelinde enflasyon oranı, faiz oranı. Onun için biz bunları ancak ve ancak E-Enstitü'de incelerseniz, İsmail'in E-Enstitü'nü sorumlusu bendim çünkü onun. Orada eğitim materyali olarak sunmaya çalışıyoruz. Yani kamu yönlendirici olarak değil de bir feragat beyanıyla alın. Hani biz böyle yapıyoruz, siz nasıl yaparsınız diye teşvik edici materyal olarak sunmaya çalışıyoruz. İkincisi program konusunda. Biliyorsunuz bizim meslek örgütünün programı var, LUKA. İncelediniz mi bilmiyorum ama ben bildiğim bir şey var. LUKA'nın içerisinde TFRS'ye yardımcı enstrümanlar geldi. Update etmediler ama. Bilerek update etmediler çünkü ne olacağı belli değil. Ama şöyle bir yalana da inanmayın uygulamada. TFRS veya UFRS'ye tam uyumlu bir program yoktur. Böyle program yazılamaz. Sadece sizin hesaplarınızı mümkün olduğunca kolay yapmanızı sağlayacak programlar olabilir. Yoksa bu dipnotu var bunun. Dipnotu hiç program yazamaz ki. Ya da teminatlar, efendim söyleyeyim ipotekler. Bunlar tamamen en çok yardımcı olanı en iyi programdır. Onu söyleyeyim. Ama yardımcı programlardır. İkincisi, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin ticaret kanununa göre seçmiş oldukları denetçiler ne olacak? Murakıplardan bahsediyor herhalde sayın konuğumuz. Vallahi onlar bitti. TTK yürürlüğe gitti. Murakıplar artık kadük. Yani bir murakıp müessesi yok. Bağımsız denetim de yok. Serbestsiniz. Ya serbestsiniz de eskiden ne yapıyordunuz ki? Yani gidip yine ibra alıyordunuz. Genel kurulda bu sefer genel kurul ibra edecek sizi. Dolayısıyla birkaç sene böyle bir şey yok ama altına basa basa söylüyorum. Birkaç sene böyle bir şey yok. Çünkü o bakanlar kurulu tasarısı biraz değişecek, göreceksiniz tasla. Bazı ifadeler girecek içine. Diyecekler ki en azından bir geçiş dönemi içerisinde diyecekler. Çünkü büyük amaç şu, TTK'dan aldığı güç de TTK'da tüm sermaye şirketleri denetime tabidir. Esas cümle bu. Kimlerin denetime tabi olduğu bakanlar kurulunca belirlenir, sonraki cümledir. Dolayısıyla kamu otoritesinin ve bürokratların da ifade ettiği birkaç sene sonra sermayeyi mümkün olunca aşağı kadar indirmek bu tutarları amaç. Bir başka sorumuz, bakanlar kurulu taslağına göre borsaya kote SPK gibi özel durumu olan şirketler dışında aktif büyüklük, çalışan, ciro ikisini taşıyan bağımsız denetim şartı 1 Ocak 2014'ten itibaren mi başlıyor demiş. 1 Ocak 2013'ten itibaren başlıyor. Ama şöyle yorumluyorsanız doğru. 2013'e ilişkin bağımsız denetçi raporlarınız 2014 genel kurulunda ibra edilecek. Yani 2014 Mart şu anda, maalesef Mart. Çünkü nasıl yetiştireceğiz onu da bilmiyorum. Defterleri kapanış süresi de biliyorsunuz Mart. Çektiler biraz geri. Buna göre internet sitesi şartı da o zaman mı başlayacak? Hayır. İnternet sitesi şartı özel bir maddeyle düzenlenmiş. Duruyor değil mi? 1 Temmuz 2013. Üstad, bağımsız denetime tabi olan şirketler internet sitesi açmakla yükümlü. Onlar? Liste 1 için, SPK şirketi için aynen bahsettiğiniz gibi 1 Ocak 2013'ten itibaren bağımsız denetim. Sadece liste 2 açısından halka açık değilse o zaman 1 Ocak 2014'ten 14'ten itibaren başlayacak. Tamam. Orada ince bir nüans var. TFRS uygulama zorunlu olan firmaların en sol yasal mevzuat ölçüsü nedir? Slide'da da söyledim. Şu anda kamu gözetim kurulu bir açıklama yapmadı. Açıklama yapmadığı sürece bütün tacirler TFRS'ye geçiyor 1 Ocak'tan itibaren. Kamu gözetim kurulu açıklama yaparsa, geçici altıdan doğan haklarını kullanırsa denetim zorunlu olan firmaları geçireceğini ifade ediyorlar. Ölçü baz alırken grup şirketlerinin konsolide tabloları mı? Şimdi bu çok enteresan. Konsolide tabloların büyüklüğünü konsolide aktifinizi hesaplamak için konsolidasyon yapmanız lazım. Konsolidasyon yapmanız için birisinin size konsolide yapın demesi lazım. Şimdi nasıl çıkacak onu da bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla bununla ilgili belirsizlik sürüyor. Bilmiyorum, sizin bir yorumunuz var mı? Katılıyorum hocam. Ama söylenen şey şu. Konsolidasyon yaptıktan sonra konsolide finansallar üzerinden bu üç kriterden ikisine uyup uymadığına bakacağız. Yani. Doğru. Bir soru daha. Onunla ilgili yasal bir şey yok ama geliyor. İkinci mevzuatta geliyor, bilgim var. Şirketimiz anlatımlara göre küçük işletme sınıfındadır. Şirketimiz ortaklarından iki tanesi kayık sınıfındadır. Herhalde büyük şirket ortaklığı var orada. Birinci şirket %20, ikinci şirket ise %7 hissedardır. Şirketimiz bu durumda TFRS uygulayacak mı? Şimdi şu ana kadar, yani şu an uygulayacak tacir veya sermaye şirketi olduğu için. Ama KGK açıklamalarını bekleyeceğiz. Bir, iki, Ticaret Bakanlığı'nda taslak başbakanlığa gönderilmek üzere bekleyen bir şey var. Şirketler topluluğu yönetmeliği.
Ve en son dün sayın oradaki konuşmacı şunu ifade etti. Kimin şirketler topluluğu olduğunu şöyle ayırmışlar. Bir hakim iki tane yavru şirket varsa şirket topluluğu diyor. Ama biz kendisine hocamız şey önerdi. Buna bakacağımıza TFRS 3 ve IFRS 10'a bakarak, hani işletme birleşmesi ve konsolidasyona bakarak bu büyüklerin belirlenmesi dedi. Bir revize daha yapabilirler. Dolayısıyla şu an için bununla ilgili bekleyeceğiz bu soruyu soran arkadaş için. TFRS'de KKG olur mu? Olmaz. Çünkü giderin tanımı bellidir. TFRS'de belli değil. Muhasebe teorisinde bellidir giderin tanımı. İşletmenin öz kaynağını ortaklara dağıtılanlar dışında azaltan her şey giderdir. Hatta bir şey söyleyeyim size. Vergi kanunlarının her ne kadar kaçınarak şey yaptığı, vergi kanunu karşılık der biliyorsunuz, vergi karşılık. Vergi de giderdir. Öyle değil mi? Ortak olarak cebinize girecekken başkası alıyorsa, işletmeden düşüyorsa giderdir. Zaten ertelenmiş vergi de gider diyor. Geliri de var bunun. Dolayısıyla ama ben size hiç TFRS olmadan bir şirket örneği vereyim. Çok büyük bir şirket. Biz diyor KKG ayrımı yapmıyoruz. Biz bütün her şeyi gelir gider yazıyoruz diyor. İki kişi belirlemişler. Onlar diyor KKG sorumlusu şirkette diyor. Oturuyor yıl sonunda bunları ayırıyor diyor. Çok mantıklı çünkü milyon işlem var. Sistem de bir yardımcı. Stoklarda olağan düşüklük yoksa, stoklardan doğan düşüklük yoksa değerleme maliyetlerinde yapılır mı? Yapılır zaten onu söylüyor. Net gerçekleşebilir değer veya maliyetlerinden küçük olan. Ancak burada hani SPK şirketi misiniz bilmiyorum. Arkadaşlarım da çok iyi biliyor. SPK ve IFRS arasında uygulama farkı var. IFRS ara dönemlerde falan net gerçekleşebilir değer analizi çok istemiyor. Hani şüphe yoksa, ama SPK'nın en son duyurularında her dönem bunu yapmak gibi mecburiyet çıkıyor. Bu da ayrı bir konu. Bu kadar şu anda. Ha bir de ortak cari hesabı ile ilgili arada birkaç soru gelmişti, onu toparlayayım. Biliyorsunuz şu anda avans kar dağıtımı tebliğ var. Doğru değil mi? Bu tebliğ var. Ama bu tebliğ şu anda hukukçularla da görüştük, uygulanabilir bir tebliğ değil. İşte avans karın nasıl dağıtılacağını, karın esas hesaplanacağını, serbest yedek akçenin tanımı yok TTK'da. Serbest yedek akçe ve bulunan tutarın yarısını dağıtabilirsin diyor. Ama son gece değişen bir şey var. Ortaklar işletmeden artık para çekebilir biliyorsunuz. Yasak olan şey kural oldu şu anda. Hukukçuların yorumu. Yani istisnai para çekebilir değil. İstisna para çekememesi. Hukuken. Her ortak şirketinden para çekebilir. Para çekememesi için iki tane istisna var. Bir, ödenmemiş ve vadesi gel geçmiş taahhüt borcunun olması. İkincisi, işletmenin karlarının yetmemesi. Yani aslında işte sermayeden yemesini engelliyor. Öz kaynağı eksiye düşürmemesine çalışıyor. Öz kaynağın karlarla şeyi karşılaması, zararları karşılaması. Bu iki istisna yoksa, yani şirkette kar varsa ve sermaye taahhüt borcunuz yoksa veya sermaye taahhüt borcunuz var ama vadesi henüz gelmediyse, çok da kolay şirketten para çekebilirsiniz. Hem de yarısı marısı değil, istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Böyle kural da yok, limit de belirlenmemiş. Kimlerin çekeceği, kimlerin çekemeyeceği de belirlenmiş. Yalnız vergi kanunlarındaki şeylere dikkat edin diyoruz. Yani transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç hükümlerine dikkat edin. Orada da biliyorsunuz 3 kat sınır var. Orada da bir sıkıntı yok. Hani. Dolayısıyla bu tam ülkeye dikilmiş bir gömlek oldu. Benim de sorularımın cevabı bu kadar. Ben nezdinizde Ali Çiçekli Bey ve Aslı Gedik Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu sizlerin burada bulunmanız, bu dakikaya kadar burada bulunmanız açıkçası bizleri şevklendirdi ve İSBO yönetimi de şevklendirdi. Çünkü bundan sonra projeleri, bunu eğitimlerin, her bağımsızlara yapılan eğitimlerin bağımlılara da yapılması şeklinde olacak. İhsan Bey bahsedecek. Hepinize çok saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum efendim. Evet, değerli hocam Volkan Demir'e ve Ali Çiçekli ve Aslı Gedik arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Volkan hocamızın dediği gibi bundan sonraki süreçte her ay bağımlı arkadaşlarımıza bu eğitimleri planlıyoruz arkadaşlar. Yalnız sizden ve bizi İSMO TV'den izleyen meslektaşlarımıza ufak bir ricamız var. Biliyorsunuz rezervasyon sistemiyle bunu yapıyoruz. Rezervasyon yaptıran arkadaşlarımızın bu eğitime katılmalarını rica ediyoruz. Katılmayacaklarsa iptal etmelerini, katılmak isteyen diğer arkadaşlara yolunu açmalarını temenni ediyoruz. Bu anlamda bu hususa dikkat çekmek istedik. Farklı projelerle önünüzde olacağız. Doldurmuş olduğunuz anketler için de teşekkür ederiz. Buradaki önerilerinizi de dikkate alarak
bu süreçte sizlerin yanınızda olacağız. Onun dışında yine bir TTK ile ilgili soru geldiği için paylaşmak gereği bulundum. Yeni düzenlemiş olduğumuz sistemde TTK ile ilgili bir danışma birimi oluşturulmuştur odamızda. İSMO'da web sitemizden şifrenizde yazılı olarak sorduğunuz her Türk ticaret her türlü soruyu, TTK ile ilgili her türlü soru yazılı olarak internet sitemizde yayınlanmaktadır ve sizlere de mail, soru soran arkadaşımıza da mail yoluyla sorunun cevabı iletilmektedir. Bir dahaki seminerimizde buluşmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.